Evet, böyle başladık sevgili dinleyenler. Ademciğim, önce hangi hikayeden başlayacağız canım benim? Önce Mehmet Bey'in hikayesinden başlayacağız. Hangisiydi Mehmet Bey'in Defin hikayesi? Defin olayı, taşlama olayı. Defin olayı. Definin evet. Sağlam hikayesi çok enteresan, çok hakikaten böyle tüyleri ürpertici olabiliyor. O zaman senden bekliyoruz, hadi bakalım telefonu bağlamanı. Hadi bakalım. Geldi zannediyorum beyefendi. Merhaba, iyi geceler diliyorum. Merhaba, iyi geceler abi. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim abi, sağ olun. Nasılsın? Sağ olun abi, ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Adınız Mehmet miydi acaba? Mehmet abi, deminden beri telefon çaldı dedi. Açsam mı açmasam mı abi, o an tekrar yaşadım ya. Tövbeler olsun abi. Şimdi sizin adınıza üzgünüm ama kendi adımıza zannediyorum bu kadar etkilediğine göre korkunç bir hikaye dinleyeceğiz Define ile alakalı. Abi, evet. Yani benim için çok korkunç bir gündü abi. Buyursunlar o zaman, merakla dinliyoruz anlatacağın hikayeyi abiciğim. Abi bir yerde biz bir define yeri, ormanın tam ortasından bir define yeri, 5 yıl önce bir define yeri keşfettik. Evet. Buraya kazma küreklerle 5 arkadaş gittik abi. Evet. Gittik, kazmaya başladık. Sabah saat 4 oldu abi, gittiğimizde saat 11'di. Saat 4 oldu. Saat 4 gibi çocuk kafatasları çıkarmaya başladık abi, çocuk cesetleri. Tövbeler olsun, bunu haber vermeniz lazım ama ha. Yani onu da söyleyeyim en başta. En başta söyleyeyim, sonra sonunda yine konuşuruz. Evet, çocuk. Yani o tarz böyle kapı tasları bir şeyler çıkartmaya başladık abi. Ama hani 2,5-3 metre aşağıdan. 2,5-3 metre aşağıdan, evet. Evet, bunları çıkartmaya başladıktan sonra buranın toplu mezar olduğunu fark ettik abi. Burası normalde biz cihazlarla baktırdığımızda burasının bir altında bir şey olduğu falan söylendi. Evet. Bize daha önce dendi ki hocayla beraber gidin. Hani burada cinler musallat olur, başka bir şey olur, sıkıntı yaşarsınız diye. Hı hı. Biz tabii aldırmadık abi. Dedik ayetel kültür falan biliyoruz. Hani gider kendimiz okur yaparız. Anladım. Gittik abi. Bu şekilde bir kafatasları falan çıkartmaya başladık. Ondan sonra abi bir çıtırtı sesleri gelmeye başladı. Ormanın içinden böyle çalılıklardan, dallardan hani... Üstümüzde bir ağaç vardı abi, ağaçtan falan. Bu şekilde bir sesler gelmeye başladı. Çatır çutur sesler geliyor, hızlı hareket eden bir şeyler var yanımızda. Kuyunun içinde 3 tane arkadaşımız var. Biz de 2 kişi yukarıda hani şey yaptık abi, bakıyoruz sağa sola gelen giden var mı diye. Abi bir anda acayip şekilde içeride duran 3 arkadaşın ikisinin kafası, bir tanesinin eli yarılarak dışarı çıktı abi. Çok büyük taşlar gelmeye başladı. Yani eline geldi, eli yarıldı, öbürküsü kafası yarıldı, kafasına gelen taştan. Kafası yarıldı abi. İkisinin kafası bayağı yarıldı abi. Evet. Hemen akabinde 3 saniye 5 saniye sonra hemen dibimizde 500 metre ileride bir ana yol vardı. Ana yolda trafik kazası oldu abi. Adam biri bariyerlere girdi. Aynı anda oluyor bu olaylar değil mi? Aynı anda oluyor abi. Hepsi aynı anda oluyor. Evet. Tabii şoka girdik abi. Benim göğsüme geldi bir tane. Çok büyük taş geldi. Kafama geldi ama hani çok şükür bende bir şey olmadı. Nereden geldiğini görüyor musunuz taşın, yoksa öyle görmediniz yani? Abi nereden geldi belli değil abi. Nereden geldi hiçbir şekilde belli değil. Hatta biz dedik ki ya hani kim atıyorsa atmasın bu taşları. Yani çok acayip bir ortam oldu abi. Ay birden ayın ışığı vardı abi. Bulutlar girdi. Ay ışığı da gitti. Işık yok, kaskaranlık abi ortalık. Evet. Yani baykuşlar falan böyle acayip sesler gelmeye başladı. Sonra iki tane yılan çıktı abi. Sinsi ya. Yılan? İki tane yılan abi. Nereden, kazdığınız yerden mi? Kazdığımız yerin dibinden abi. Hani geldik, dediler ki 1,5-2 metre kaldı, biraz daha kazalım. Hani odaya gireceğiz. Evet. Abi iki tane simsiyah yılan çıktı.
Yılanı gördükten sonra zaten kuyunun içindekiler de dışarı çıktı. Kafaları kan içinde abi. Onlar daha farkında değil abi. Hani orada kazıyorlar, sıcaklık da var. Sıcaklığın ya farkında değillerdi. Kafasının yarıldığının. Kafasının, kolunun yarıldığının farkında değildi abi. Evet. Abi 5 sene geçti. Biz daha işimizi gücümüzü yeni toparlayabildik abi. Ondan sonra herkesin işi gücü dağıldı abi. Hep gittiğimiz arkadaşlarımız esnaftı. Evet. Ondan sonra herkesin abi işi gücü dağıldı. Evi dağıldı. Eşinden ayrılanlar oldu. İşin batanlar oldu. Ben de buna dahil olmak üzere. Çok güzel işim vardı. Ya her şeyimiz bitti abi. Hayatımız kaldı o günden sonra. Şimdi, daha yeni yeni. Abi, hocalarım geze geze. En başta geçmiş olsun ama işte bu ve benzeri olaylarda, bu definecilik olaylarında ben çok ilgilisi değilim bu işlerin. Sadece programda anlatıldığı kadarıyla biliyorum. İşte defineleri böyle koruyanlar varmış canım abim. Eğer denk geldiyseniz yüksek ihtimalle öyle bir şeye denk geldiniz. Evet. Eğer ki inanmıyorduk ama o gün inandık abi. Denk geldiyseniz öyle bir şeye denk gelmişsinizdir. Peki siz hani bu olaylar bittikten sonra filan kendinize bir gelemediniz. Bir hocaya mocaya falan gitti. Hoca ne dedi mesela? Hoca ne yaptı size? Yani ne oldu size? Bir musallat mı var diyor. Ne diyor? Dedi musallat durumu da oldu. Abi musallat durumu da oldu. Hani orayı koruyanlarla ilgili böyle hani çok hoca gezdik abi. En son ben Muğla'da bir yere gittim. Yani isim vermeyeyim, birine gittim abi, çok ünlü bir yermiş. Evet. Oraya gittiğimde abi benim üstümden tişörtü çıkartmamı söyledi. Evet. Ben tişörtü çıkarttım, masanın üstüne koydum abi. Evet. Hiçbir şekilde tişörte temas etmedi. Bana dedi ki tişörtü kaldır. Tişörtü kaldırdığımda abi içinde küflü topraklı bir asma kilit çıktı abi. Küflü topraklı asma kilit. Asma kilit abi. Ben sağlık problemleri de yaşadım abi. Karaciğer kanseri, ben hani o tarz akciğer kanseri tarzı şeyler yaşadım. Allah şifa versin inşallah kardeşim. Sağ hani sağlık olarak ve ticaret olarak abi bütün hepimizin battı bağlandı abi o günden sonra. Çok şükür daha yeni yeni kendimize geldik abi. Dedim ya demin hani siz beni aradığımda dahi dedim acaba açmasam mı, anlatmasam mı bu olayı? Bazen abi yani şey oluyordu, 4 yıl boyunca sanki her zaman yanımızdaymış gibi bir yere tek başıma oturduğum zaman ya da tek başıma evde kalamıyordum abi. Onun nefesi geliyordu böyle. Peki işte onu soracağım ben de. Bir temas, bir ses, bir yani işte senin ona dokunman, onun sana dokunması, uykuda, ayıkken, işte evdeyken, yalnızken filan, buna benzer şeyler oldu mu, yaşadın mı hiç? Abi uykudayken aşırı problemler yaşadığım zamanlar oluyordu. Uyuyamadığım geceler oluyordu. Yani yatağa yattığım zaman sanki yanındaymış gibi hissediyordum ve sabah namazından sonra uyuyabiliyordum abi. Yani kesinlikle sabaha kadar uyuyamıyordum. Ya sürekli, ki benle değil bu dört arkadaşımla da aynı problem vardı. Hatta biri evliydi, karısıyla aynı yerde bulunamıyordu, yatamıyordu yani. Sonra o kilit çıktıktan sonra ne oldu? O kilidi buldular ve düzeldi mi olay? Abi kilidi buldular, hatta açamadılar. Ben flex'e kestirdim. Kestirdikten sonra bir suya attım. Suya attıktan sonra abi işlerim yavaş yavaş düzelmeye başladı. Diğer arkadaşlar hala da toplanmaya çalışıyor abi. Hatta beraber de hocalara gittik. Beraber bir yerlere gittik. Tabii bunun içinden para koparanlar da oldu. Gerçekten Allah rızası için yapanlar da oldu. Yani kurtulmaya çalıştık abi. İnşallah kurtulmuşuzdur diye düşünüyorum abi. İnşallah bir daha da öyle define mefine işleri olmaz herhalde diye düşünüyorum. Yok abi, diyorum ya yani siz aradığınızda dahi acaba anlatmasam mı, aynı şeyleri yaşar mıyım diye düşündüm. Yani gerçekten bir yer açmamayı da düşündüm. Anladım abi. Geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Amin. Amin inşallah abi. Yani çok sıkıntılı, çok problemli zamanlardı abi. Çok şükür 4-5 sene geçti. Yavaş yavaş atlatmaya başladık abi. Anladım. Geçmiş olsun. Nefeslerimi hissediyordum abi. Geçmiş yatağı olsun. Yatağa yattığım zaman. Ha şimdi yatağa yattığınız zaman ne hissediyordunuz mesela abi? İşte bunları abi, söyleyeyim bana. Ya 4 sene boyunca abi. Mesela tek başıma kaldığım zaman, bir yerde oturduğum zaman. Mesela ben şu an hala daha ormanda ya da ıssız bir alanı tek başıma gezemem abi. İmkanı yok. Yani yanında 2-3 kişi olsun gene gezemem. Çünkü her böyle bir yere gittiğimde abi onları hissettiğimi hissediyorum abi. Yani böyle bir acayip bir durum oluyor yani. Anladım. Onların varlığını hissediyorum yani. Yatağa yattığım zaman 4 yıl boyunca uyuyamıyordum abi. Sabahlara kadar uyuyamıyordum. Geceleyin yattığımda sağ kulağımda sürekli bir şey oluyordu abi. Uğultu ve çınlama. Ben bunu araştırdım, o da burada olan cinlerin şeymiş abi, sesleriymiş. O çınlama, şimdi şu anda kulağa çınlayan herkesi tribe soktun abicim, yani haberin olsun. Çınlama olarak değil abi, böyle bir ses geliyor abi, yani nasıl anlatayım size, çınlama gibi ama derinden böyle vuuu diye bir ses geliyor abi. O ses onların yani sesiymiş abi. Ben o
En son hocaya gittikten sonra biraz rahatlamaya başladım. Anladım. Geçmiş olsun. Bir daha yaşama inşallah abi. İnşallah abi. Bir daha da uğraşma bu işlerle. Madem bu böyle. Vallahi abi zaten ben şu an inanın abi bahçemiz var. Ev yapacağız. Oraya kazma bile vuramıyorum abi. Yani o dereceye geldim. Ama en son gözünü kapı... seveyim sen uğraşma zaten. Yok abi. Yani en son kafa yiyecektim abi. Yani hissediyordum ya. Gerçekten hissediyordum abi. Anladım. Peki başka bir gün görüşmek üzere abi inşallah. Sağ olun hikayenizi bizimle paylaşmış olduğunuz için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Çok teşekkürler. Evet. İkinci hikayemiz ne Ademciğim? 2-2 gidelim hikayelerle. 2 hikaye sonra. Sertaç Bey'in hikayesi. Nedir hikaye? Bir evde yaşadığı olaylar var onun. Musallat olayı varmış. Aynı evin içerisinde. Evde yaşadığı olaylar musallat olayı. Evet. Hemen alalım sana zahmet telefonu. Bir dinleyicimiz yazmış siyah yılan şekline girebilirler diye. Aman abi ben o konuya hiç girmiyorum. Ben bir gün canlı yayında işte üç harfliler hayvan kılığına girebiliyorlar. Girdikleri hayvanlarda siyah renk oluyor dedim canlı yayında. Bir forum sitesinde mi bir sözlük sitesinde mi ne benim için şey yazmışlar. Serdar Gökalp bütün siyah hayvanların cin olduğunu söyledi falan. Yani öyle bir şey söylesem ertesi gün radyoya gelmem sevgili dinleyenler. Ama işte sadece 5 dakika bizi dinleyip hiçbir fikir sahibi olmayan insanlara şimdi ben 25 senelik programı nasıl anlatayım? Üç harfliler diyorum. Bu da sizden dolayı. Adını söyleme diyorsunuz bana. Önemli olan niyet. Şimdi üç harfli deyince o anlamıyor mu mesela ondan bahsedildiğini? Hayvan kılığına girdiği zaman kılığına girmiş olduğu hayvan siyah renk olurmuş. Dünyadaki her siyah hayvan indir cindir diye bir şey yok. Ki ben en çok siyah renkli hayvanlara ilgi duyuyorum bu arada. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet şuradan şöyle bir bakalım. Sertaç Bey galiba değil mi? Evet Sertaç abi merhaba, iyi geceler diliyorum. Merhaba, iyi geceler Serdar Bey. İyi geceler. Nasılsınız, iyi misiniz acaba? Çok şükür iyi. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim abi, çok teşekkür ederim. En başta bu konular çok ince konular, değişik konular. Yani dinleyen herkesin bir hikayesi olmasına rağmen anlatırken korkuyor. Ben sizin ve sizden önce arayan beyefendinin ve sizden sonra bizi arayacak, bize konuşacak olan tüm dinleyenlerime teşekkür ediyorum en başta. Bu hikayeyi anlatma cesaretine sahip olduğunuz ve bizimle paylaştığınız için. Sonra da bir daha hikayenizi bile dinlemeden Allah bir daha yaşatmasın inşallah diyorum. Bir kere daha iyi geceler diliyorum. Kesmeden sizi dinliyorum abicim, buyurun. Öncelikle ben de diğer arkadaş gibi yani ilk düşündüğüm zaman gerildim tabii. Ondan sonra insan tabii tekrardan anlatınca o anları yaşamış gibi oluyor ister istemez. Bir de yaşayan sensin ya abi, anlatırken gözünün önüne geliyordur. İşte diyorum ya, Allah yaşatmasın inşallah. Hı-hı. Aynen. Şöyle bundan 15 sene evet 15-16 sene önceydi galiba. Biz üniversitedeydik, bir grup arkadaşımız vardı. İşte beraber evde kalıyorduk falan. Üniversite ortamı işte bilirsiniz siz de 4-5 kişi, 6 kişi, 7 kişi böyle toplanıp evde evet. Falan ondan sonra. Hatta az bile yani 4 kişi, 5 kişi, 6 kişi yani az bile yani. Evet. Herkesin grubu farklı zaten. O şekilde hı-hı. Oturduk işte hızlı erkekli falan. Bir şeyler içiyorduk ondan sonra, alkol falan alıyorduk. Ondan sonra birazcık da böyle korku filmi falan tarzı filmler açıkça tabii. Ondan sonra bir dakika. Tamam. Biri geldi galiba. Anlattığı yere. Bekliyorum. Köyde mahalle ışıkları yok. Şu an kafayı yemek üzereyim demiş efendim. Ya işte korku programının maksadı bu. Abi geldiniz mi Sertiş abi? Evet geldim. Evet, buyursunlar. Evde oturuyorduk. Korku filmi falan çıktı. Birazlık yani biraz da içmiştik zaten ama yani şeyimiz yerinde. Aklımız falan yerinde, bir problem yok. İçimizden bir tane arkadaş gidip Kur'an-ı Kerim'i getirdi birden. Ondan sonra yani dedik ne işi var hani şu anki ortamda, hiç yeri mi değil mi falan. Ondan sonra o da tam ben söyleyecektim, siz demişsiniz zaten. Evet abi. Yani saçmalama falan, hani diğer arkadaşlar da hızlık falan. Ya dedi işte bir şey deneyeceğim falan. Ondan sonra Kaşıkçı Baba'nın ruhunu çağıracağım falan bir şeyler söyledi. Tövbe söyledi. Estağfurullah. Ya o nedir falan derken ondan sonra o zaten oturdu. Gitmiş zaten bütün şeyini getirmiş, malzemeyi. İşte 7 tane kaşık. İşte abi şeyini tane... anlatma. Nasıl yapıldığını anlatma. Bunu hakikaten merak edip takip edip yarın öbür gün deneyenler çıkar. Onun için nasıl yapıldığını anlatma. Sen tamam.
Yani tam böyle şey verme, detay verme. Mesela bazen hani diyorsunuz ya, sevgili dinleyenler, bu konunun takipçileri çok enteresan, çok değişik takipçileri var. Bazen mesela bağlanan dinleyicilerim işte filanca yerde falanca hocaya gittim diyorlar mesela. Oradaki insanlar bana ulaşıyor. Ya yayında siz mi söylediniz bizi, biz ilgilenmiyoruz bu işlerle filan gibisinden. Onun için işte bir büyü ya da bir işte buna benzer bir tılsım, bir kehanet filan varsa tabii ki anlatacaksınız. Programın maksadı bu ama nasıl yapıldığını, tarifini yapmayalım abi, olur mu size zahmet? Tamam. Evet. Kaşıkçı babanın ruhunu çağıracağım dedi. Geldi bir şeyler yaptı işte ondan sonra. Biz zaten engel olamadık. Sonra bunu yaptıktan sonra birden, yani şöyle diyeyim, bulunduğumuz konum biraz böyle dağ eteklerinde bir yerdi. Telefonlar da o yıllarda zaten polifonik tarzı telefonlar var. Evet. Yani böyle şeyli telefonlar yok. Çekim gücü az sağda solda. Pencerenin kenarına böyle karga gibi dizilmiş telefonlar yani. Hiçbir şekilde farklı bir yerden bir telefon ya da ne bileyim bir alarm falan bir şey yok. Telefonlar hiç görüntü vermeden, yani bir özel numara bile yazmadan çalmaya başladı. Biri çalıyor, biri susuyor. Biri çalıyor, biri susuyor ondan sonra. Tabii bu arkadaş bu işlemi gerçekleştikten sonra oluyor bu. Ondan sonra televizyon ondan sonra birden kapandı. Bulunduğumuz odanın ondan sonra ışığı patladı. Sonra dışarıdaki elektrik lambası patladı. Bu arkadaş o şeyi, olayları yapınca oldu yani, bu doğru mu? Tabii tabii, yapınca oldu. O işlemleri yaptıktan sonra bu şeyler birden olmaya başladı. Biz şaşırdık, hani ne oluyor falan demeye kalmadı ondan sonra. Mutfaktan sesler gelmeye başladı. Tencere, çatal, kaşık, bıçak böyle düşer gibi. Yani bu çoğu kimsenin de zaten anlattığı bir şeyler de olabilir. Hani duyulmuş ya da olmuş bir şeydir. Yani birden böyle şakır 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 dökülür gibi böyle mutfakta. Biz kamıldayamadık yerimizden tabii. Ondan sonra bir an önce hani zaman geçsin bitsin diye başladı. Ondan sonra geçmedi. Sonra arkadaşlarla hani bir odanın lambası patladığı için bir gidip ampulü falan değiştirelim diye. Yani arkadaşlarla el ele tutuşup diğer odanın lambasına söküp öyle getirip takmaya çalıştık. Tabii sizde hala rastlantıdır. Öyle şey olur mu? Dur bakalım, kalabalığız, korkmanın lüzumu yok düşünceleri var sizde. Aynen. Şu an hala o, öyle. Daha öyle. Evet. Yani bu şu anda da anlattığım zaman üzerinden 15 yıl falan geçtiği için biraz böyle tuhaf geliyor. Hani bana bile şey geliyor. Hani gerçekten ben bu olayı yaşadım mı diye şey yapıyorum kendi kendime. Hı hı. Ama bu şekilde olaylar yaşadık. Sonra işte sabah oldu. Bir şekilde toparladık falan ondan sonra. Hocaya gittik. Dedik ki böyle böyle. Ondan sonra böyle şeyler oldu. Başımızdan geçen bunlar. Ondan sonra bu şeyleri, telefon telefon olaylarını falan da söyledik. Hani ama sonrasında bir hocaya gitmeniz şey, yani şey diye de düşünebilirdiniz mesela. Ya of be, yaşadık bitti, Allah şükür çıktık gittik oradan, bir daha olmayacak gibi de düşünebilirdiniz mesela. Hocaya ni olaylar bitmedi mi mesela? Niye gittiniz bir kişiye hocaya? Ya içimizdeki o şey geçmedi, ürperti geçmedi yani. Bu nasıl böyle şeyler olabilir? Yani biz bunu hep kulaktan dolma şeylerle dinliyoruz. Bir yerlerden duyuyoruz. Yani insanın başına gelince ister istemez korkuyor. Sonra arkadaşlar da inançlı insanları sonuçta, bir gidelim dedik ondan sonra. Hani içimizdeki o korku geçmedi. Bundan dolayı gittik zaten. Hı-hı. Dedik ki böyle böyle, ondan sonra anlattık bütün ayrıntıları falan. Siz dedi ne, iyi şey yapmışsınız, beklemişsiniz o zamana kadar. Yani başınıza iyi bir şey gelmemiş, sonradan toparlamışsınız. Ondan sonra dua falan etmeye başladık. Tabii biz biraz hani ortalığı düzenledik falan. Dua falan edince iş tabii biraz daha normale dönmeye başladı sonra da. Ama ilk o bir saat içinde yaşadıklarımız hala şu anda tüylerim diken diken oluyor yani düşününce. Vallahi, bir yaşayınca daha beter oluyor tabii. Tabiri caizse şu zamana kadar anlatılan hikayelerden sizinkini kıyasladığım zaman, samimiyetinize dayanarak söylüyorum bunu, iyi yırtmışsınız. Aynen, yani biz de öyle düşündük. Yani hocaya gittik. O telefon olayını mesela ben bir türlü anlayamadım. Hani kimsenin tutup da o şeyde böyle bir alarm kurma ya da ne bileyim bir şey yapma gibi ihtimali de yok. Yani o teknolojide öyle bir kimsenin aklına gelebilecek durum da değil. Ondan sonra o zaten aklımdan çıkmıyor. Yani o telefonlar nasıl isimsiz bir şekilde ekranda görüntü olmadan biri çalıp biri sönebilir? Yani nasıl olabilir bu? Bir de sadece senin değil değil mi? Bütün telefonlar mı? Yok, benim değil. 6-7 tane telefon var. Çevre, pencerenin kenarında dizili bir şekilde birini kapatıyoruz. Hani
bataryasını çıkartıyoruz. Öyle kapanıyor zaten. Hı hı. Ondan sonra diğeri çalmaya başlıyor. Onu kapatıyoruz. Diğeri çalmaya başlıyor derken biz zaten artık elleri açtık havaya. Dua ediyoruz, yapacağımız bir şey yok. Dışarıdaki zaten elektrik lambasının bir patlayışı vardı. Bir tek ay ışığı yani ortalığı şey yapıyordu, aydınlatıyordu. Öyle zifiri karanlık oldu her taraf. Tam nokta atışı yapmayın. Sadece söylemiş olduğunuz şeylerden çıkarttığım kadarıyla Çanakkale civarında mı oldu bu olay? Yok. Olmadı. Orta tamam. Anadolu. Tamam, Orta Anadolu'da oldu. Peki, hı hı. Tamam. Evet abi. Sonra işte hocaya gittik, bu şekilde anlattık. Hoca dedi yani siz dedi iyi şey yapmışsınız, kurtulmuşsunuz normalde. Hani birebir biz temas etmedik ya da ne bileyim farklı bir şeyler hani görmedik ama onu bize hissettirdiler. Yani bir şeyler olduğunu hissettik açıkçası. Sonra işte bu işin devamında ben askere gittim falan. Bunun üstümdeki etkisi uzun bir süre geçmedi yani. Ha, devamı da var. Yani böyle ne bileyim gece uyurken rahatsız etmeler ya da işte sürekli kabuslar görüyordum. Sürekli bir şeyler böyle kendi kendime hani tarif edemeyeceğim şeyler görmeye başlıyordum. Hatta askerdeyken arkadaş böyle dua falan okuyordu. Çocuğun hani gözleri falan yaşarıyordu. Çığlıklar içinde uyanıyordum. Bütün koğuş ayağa kalkıyordu falan bundan sonra. Buna benzer olaylar. Ne gördüğünü hatırlıyor muydun abi rüyanda? Ya net olarak hani bir cisim yani tarif edebileceğim bir şey değil ama ürkütücü hani bir şey gördüğümü biliyorum hani o anda. Yani beni korkutacak derecede beni yataktan sıçratacak şekilde bir şeyler gördüğümü hatırlıyorum ama tarif edemem hani şöyleydi bu böyleydi falan. Peki o tarif gece edemem. Senle beraber orada olan arkadaşların akıbeti ne oldu abi? Onları sonradan onlar ne yaşadı bilmiyorum. Zaten son senemizdi. Onlar kendi memleketlerine gitti. Ondan sonra da zaten bir daha görüşmedik. Yani o olaydan sonra aslında tekrardan çok da bir araya gelmedik onu diyeyim. Yani benim de tercihim o olurmuş zaten. Öyle bir olay olduktan sonra. Aynen. Şu anda bir sıkıntı yok ama değil mi yaşadığınız filan yok, bir şey? Yok şu anda bir sıkıntı yok. Yani çok şükür bir sıkıntımız yok şu anda. Anladım abi, peki. Geçmiş olsun, Allah yaşatmasın inşallah bir daha. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi geceler diliyorum. Sağ olun hikayenizi bizimle paylaştığınız için. Teşekkürler abi. Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Beyefendiye inanırım. Kuzenimin gazıyla ruh çağıralım dedik. Çağırdık. Asla böyle şeylere inanmam ve geldi. Zannediyorum ki gönderememişiz. 3,5 sene uğraştık. Gerçi tam anlamıyla bana değil kuzenime musallat oldular. Ararsanız anlatırım demiş efendim. 0-212-473-2536'yı sizin arayıp kayıt bırakmanız lazım. Değerli dinleyen 0-2-05 özür diliyorum. 0-212-473-2536 2536. Beni ararsanız hikaye çok sağlam diyenler var. Değerli dinleyenlerim bir kere daha tekrar ediyorum. 0-212-473-2536'yı arayıp Adem'e birkaç cümleyle hikayenizi anlatmanız lazım sevgili dinleyenler. Şimdi iki hikaye gideceğimizi söylemiştik. İki tane hikayeyi dinledik. Adem kaç, dört hikayemiz mi kaldı kardeşim? Evet, dört hikayemiz var. Neler onlar? Hemen söylüyorum. Evet. Musallat olayı var. Musallat. Evet, bir define olayı daha var. Define olayı. Evet. Yine bir ev olayı var. Evde farklı durumlar yaşanmış. Evde de bir musallat evet. Galiba. Doğru, evet. Evet. Son hikayemizde o da musallat olayı. Onda da yani hikaye yaşayan kişi karşı tarafla konuştuğunu söylüyor. Hikaye yaşayan kişi karşı tarafla evet. Konuştuğunu söylüyor. Peki tamam. Merakla bekliyorum hikayeleri. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Böyle devam ediyor. Bir ara verelim. Üstümüzdeki ölü toprağını atalım. Hem de dedim ya iki hikaye gidiyoruz diye. Şimdi aradan sonra geliyoruz. İki hikayemiz daha var. Sonra bir iki hikayemiz daha var. En sonunda da Ömer Hoca bağlanacak. Beyefendinin o telefon mevzusundan çok korktum ben. Çünkü bazen benim telefonum da kendi kendine mesaj sesi veriyor. Gidip bakıyorum ve hiçbir şey yok demiş efendim. Tribe girmeyin sevgili dinleyenler. Dur bir ara geliyorum hemen. Evet sevgili dinleyenler. Adem şimdi hikayeyi bağlayacak. Bö akacak Alem Efendi. Hadi bakalım. Mahallenin ışıkları gitti. Biri sistematik çalışıyor sanki. Tövbe tövbe demiş efendim. Ben dayanamıyorum kapatıyorum demiş efendim. Üniversitede bizim de çağırma olayımız vardı. O geldi aklıma bir tırstım ufaktan demiş efendim. Korka korka dinliyorum diyenler var. Valla sevgili dinleyenler yani inşallah beklentiyi karşılıyordur. Sonuçta korku programı ya da karşılayacaktır. Alo merhaba.
İyi akşamlar. İyi akşamlar Uluğan Bey. Nasılsınız? İyi misiniz acaba? Çok teşekkür ederim. Abi sağ olasın. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Nereden konuşuyoruz acaba? İstanbul'dan arıyorum ben abi. İstanbul'dan arıyorsunuz. Evet, İstanbul'dan arıyorum. Şu an tekrar o yaşadığım şeyi hafızama getirdiğim için şu anda gerçekten elim ayağım titriyor. Müsaadenle bir yudum su içmek istiyorum. Tabii abi, buyurun. Değişik bir hikaye bekliyor galiba bizi. Ufak yaşlarda yaşadığım bir şey ve yani bizim evimizle alakalı, bilmiyorum başlayayım mı anlatmaya. Buyursunlar. Şimdi ben böyle aralarda çok girmeyeceğim abi. Çünkü internette de bir YouTube kitlesinde de bu programın çok ciddi bir takipçisi var. Ben devamlı aralarda evet hı gibi tepkiler vermeyeceğim. Buradayım. Siz bana Serdar derseniz ben konuşurum sizle. Ya da benim sormak istediğim bir şey varsa ben girerim araya. Hikayeyi bölmeyeceğim onun haricinde. Tamam. Buyurun abi. Tamam, ben şimdi ilk önce size yani en son yaşadığım olaydan önce bu bizim yaşadığımız evle alakalı bir hikaye aslında. Yani hikayeden bir ziyade yani yaşadığım olay. Evet. Yaşımız ufaktı. Yani bu 99 depreminden önce olan bazı enteresan şeyler vardı evin içinde. Evet. En son yaşadığım olay da 12 yaşlarında falandım herhalde. 11 yaşlarında falandım. Fakat şöyle söyleyeyim. Biz çok büyük bir evde oturuyorduk. Yani 3 katlı bir bina. Üst katı 2 dairelik büyüklükteydi. O dairede ev sahibinin, vefat eden babasının kendine özel yaptırdığı dairesiymiş. Ve bir odasında o adamın eşyaları vardı ve kilitliydi. Asla açılmıyordu orası. Anlaşma yaparken de girerken de ev sahibi dedi ki burada babamın eşyaları var. Bu odayı açmamak şartıyla oturursanız oturun. Bizimkiler de kabul ettiler. O zaman kabul etmişler yani o şekilde. O oda hep bize gizemli gelirdi, şey yapardı. Yaşımız ufak olduğu için biz böyle hani biraz şeydik, ne diyeyim... Meraklısınız. Şeyleri falan, meraklı şeyleri böyle biraz araştırdık, şey yapardık. Arada böyle... Balkon tarafından camı vardı. Duvardan orayı görmeye çalışırdık, eşelemeye çalışırdık böyle ufak ufak ama çok kasvetli bir evdi zaten orası. İncir ağaçları vardı evin etrafında ve incir ağaçlarının olduğu yerde bazı sıkıntılar yaşanır derlerdi bize de. Dikkat edin derlerdi. Yani abim benden bir yaş büyüktü. İşte o ara sıra böyle tuhaf şeyler gördüğünü söylerdi. Bir gece mesela biz alt üst ranzada yatardık. Üç erkek kardeşim. Babam, annem, abim bu deprem şeylerinin olduğu dönemlerde hepimiz aynı odada yatmaya başladık. Ev o kadar büyük ki yani bir odası neredeyse bir daire genişliğinde diyebilirim. Biz de bütün eşyalarımızı oraya toparladık. Hani hepimiz bir şey olursa aynı anda çıkalım ya da birbirimize sahip olalım gibisine. Aynı yerde yatıyorduk. Bir gece kalktık. Yani gecenin bayağı körü bir saatti herhalde. Şu an ufak olduğum için de tam hatırlayamayacağım ama gece yarısını geçmiş olması lazım. Babam yattığımız odanın camından dışarıya bakıyor. Sesleniyorum cevap vermiyor. Babanızla sonra, aynı odada mıydınız peki? Siz evet, uyandığınızda babam, mı gördünüz? Babam, annem ayak ucumuzda yatıyor. Kendi büyük yatakları var. Evet. Abim, ben, kardeşim de ranzada yatıyoruz. Kardeşim de ben koyun koyuna yatıyorum yani korkudan. Ayak ucumuzda pencere var. Büyük bir pencere var. O da incir ağacının oraya doğru bakıyor. Babam oradan camdan dışarıya bakıyor. Elleri arkasında dışarıya bakıyor. Seslendim baba. Ses yok. Daha sonra seslendi, bütün vücuduyla bana döndü. Fakat baktığımda babam yatakta yatıyor. Yani şimdi sesleniyorum. Ben o korkuyla yorganı çektim. Titriye titriye sabaha ettim. Bu tarz böyle ufak tefek şeyler hep yaşadık. Gölgeler görürdük, bir şeyler olurdu. Şimdi asıl konu, benim asıl yaşadığım olay 99 depreminden sonra yaşadığımız. Vallahi abi, bir olay. Bölmek istemiyorum ama bu yaşadığınız da asıl olay. Şimdi benim anladığım evet. Şu... Anneniz, evet. Babanız, kardeşiniz hepiniz aynı evet. Odada yatıyorsunuz. Evet. Gece uyanıyorsun, bakıyorsun baban camdan dışarıya bakıyor. Baba diyorsun, evet. Tepki yok. Evet. Baba diyorsun, tepki evet. Yok. En evet. Son baba diyorsun, sana dönüyor ama dönen baban fakat yatakta yatan da baban. Evet. Ve gözleri kocaman açık, donuk bir şekilde böyle bakıyor. Hiçbir mimik yok. O şekilde bakıyor. Şimdi ufak olduğumuz için de bu tarz şeyler bize anlatırdık anneme. Gölge gördük, biri geçti. İşte dedim, beyaz bir çarşaf gibi bir şey geçti falan, bize kabus görmüşsündür falan diye ötelerler. Yani ufaz diye çok önemsemezlerdi öyle şeyleri. Hani bizi de belki korkutmamak için öyle derlerdi. Hayal dünyamızda belki üretiyoruz gibi. Fakat birçok şeyi yaşadık. Asıl yaşadığımız olay da şimdi biz sünnet düğünü oldu. Üç erkek kardeşiz. Misafirler çok gelince evde tatlı yapıldı ve bu tatlıları koyacak dolap yetmedi evdeki. Bir tane daha bir dolap var. O da kilitli odanın içinde.
Şimdi o kilitli odanın anahtarı var babamda, fakat tembihli açılmaması için. Babam dedi bir şey olmaz dedi ya, açalım oraya koyalım yoksa bunlar bozulur, misafirlere ikram edemeyiz. O oda açıldı abi. Bu depremden öncesinde o oda açıldı. Tabii oradaki dolap fişe falan takılı değil, sadece eşya olarak. Değil değil abi, oradan zaten öyle bir koku çıkıyor, öyle bir kafes sardı ki yani din, yani tüyleri sadece o kokusu bile ürpertir, öyle diyeyim sana. Hı hı. Neyse yani o oda açıldıktan sonra bu tür olaylar, bu tür paranormal şeyler arttı diyebilirim. Mesela alt katımız yandı komple, orta kat. Biz o evde ölüyorduk yangından. Camlar falan patladı, bayağı şey oldu. Sonra mutfağımız yandı. Yani bu tarz böyle ufak tefek şeyler, olaylar falan evde. Yani mutfak yandı ama nasıl yandı? Alt kat patladı, alt kat patladı, ufak tefek olaylar diyorsun. Allah herkese senin soğuk kanlılığını versin abi inşallah. Abi yok, şu an abdestimde namazındayım yani ben artık, yani abdestsiz yere ayak basmıyorum, öyle diyeyim yani. Ondan dolayı rahatım. Yoksa benim yani o günden sonra, son yaşadığım olaydan sonra yani ruhumu teslim ediyorum dedim. Ben bugün ölüyorum dedim yani Allah'ım. O gün kadar dua ettiğimi hatırlamıyorum yani hayatım. Anladım. Abi evet, hikaye sardı hakikaten. Bir, böyle bir içim ürperdi. O odaydı modaydı filan. Kokusu hakikaten burnuma geldi odanın. Açtınız, evet. Dolabı çıkardınız, evet. Taktınız, kullanmaya dolabı, başladınız. Dolabı çıkarttılar. Oradan bir iki eşya, böyle sehpa falan da çıkarttılar ve bunları kullandılar. Yani misafirlerin önüne koymakta, şey yapmakta. Artık oranın büyüsü bozuldu yani. Oranın o gitti kalmış, açılmamış şeyi bir kere ortaya çıktı, artık açıldı. Bizim de içimizde bir gizem vardı. Orada ne var, ne gibi bir şey vardı. Bilmiyorum, biz hatta kendi aramızda derdik. Tevfik amcaydı yani, ismini vermekte soru yoktur rahmetli. Allah rahmet eylesin. Oymuş, oymuş yani babasının ismine, ev sahibine. Tevfik amcanın ruhu mu geziyor falan filan diye böyle aramızda şey yapardık. Ki yani bu tarz olayların olduğu çok enteresan. Şimdi asıl şeye geleceğim abi, son yaşadığım olaya. Bunun gibi birçok şey var böyle. Hani sana, gerçi yani size göre büyük diyorsunuz değil mi abi? Yani ben, ufak geliyor bana son yaşadığım olaydan sonra. Yani 99 depremini yaşadık. Biz o evde duramadık. 3 ay dışarıda yattık abi. Kendimizi bir kulübe yaptık resmen. 3 ay dışarıda yattık. Sonrasında artık depremler oluyordu böyle ufak tefek, 4-5 büyüklüğünde falan. Ailemizle beraber aynı odada yatmaya başladık. Bu sefer yattığımız oda o babamı gördüğüm oda değil. Salon büyük olduğu için ikiye perdeyle böldük. Perdenin dibine ben yatağımı çıkarttım, ranzanın içindekini koydum, kardeşim, abim bir yerde yatıyor, annem bir yerde yatıyor ama hepimiz aynı yerde yatıyoruz, aynı odanın içerisindeyiz. Abi şimdi gece istemsiz bir şekilde biri beni uyandırdı, ben bir şekilde uyandım ama nasıl uyandım bilmiyorum. Yani uyandım ama etrafa bakıyorum, karanlık, incir ağaçlarının böyle ay ışığında camdan böyle bir gölgesi sallanıyor, vuruyor. Ben de o incir ağaçlarını söyledikleri şey, hep bir tedirgin olur, hep bir korkardım yani. İncir ağaçlarının gölgesinden bile korkardım. Bir nefes geliyor abi. Ya, ensemde böyle kulağımın dibinde biri bir nefes alıp veriyor. Ürpertiyle dönüp baktım, kimse yok. Ya evzü besmele çektim. Ya, yaşım da ufak olduğu için şimdi şey yapamıyorum. Bildiğim dualar var, onları okuyorum. Annemin seccadesi vardı abi. Böyle halıdan dokuma seccadeler vardır ya. Altına böyle tırnağını, evet, sürersen böyle vız diye ses gelir onun, böyle vız vız diye ses gelir sert bir cisim sürersen. Hı hı. Abi yatağa doğru yattım, ona doğru bakıyorum, böyle dua okuyorum, seccadeye doğru bakıyorum. Seccadenin altına birisi vız 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 bir cisim sürtülüyor ama hiçbir şey yok. Perdeyle böldüğümüz odanın tam o perdenin dibinde yatıyorum abi. Perde dalgalanıyor ama bir tane açık cam yok. Kasım ayındayız. Yani kafayı yiyeceğim. Perde nasıl sallanıyor? Komodinlerimiz var. Biraz eski tarz bir komodindi. Kapısı açılıyor abi. Gacırt. O çok yağsız böyle şey, gacırdama sesi vardır ya abi. Evet. Aynen öyle. Gacırt trak. Gacırt trak. Abi ben artık kalbim boğazıma kadar geldi. Dedim ki Allah'ım, ruhumu teslim ediyorum. Korkudan dilim tutuldu. Kimseye imdat bile diyemiyorum. Yani o kadar korkuyorum ki perden, çok affedersin abi, şu kulağımın içi bile doldu yani. O dereceyi. Ondan sonra bir şey yuvarlanma sesi geliyor. Abi biz son jenerasyon böyle misket oynardık. Büyük misketler var böyle, içi renkli, çok güzeldi. Misketlerimiz duruyor abi. Yokuş aşağıda evimiz o konumdaydı. Ev hafif meyilliydi abi, o yüzden yani aşağıya doğru biraz meyilli. Bir şey yuvarlasan rahatlıkla aşağıya kendi başına yuvarlanır. Ama aşağıdan yukarıya çıkmaz. Abi gece... Şimdi ben bu korkuyla şey yapıyorum ya,
yorganı çektim, küçük bir delik bıraktım. Oradan sadece etrafı gözlüyorum. Bir şey gelecek bana ama ne gelecek bilmiyorum. Bir yandan da hani gelirse hazırlıklı olayım gibi oradan gözetleme yapıyorum ben. Abi bir şey yuvarlanıyor. Allah'ım ne yuvarlanıyor, ne yuvarlanıyor. Tam da hol dediğimiz bu uzun şeyin ayak ucundan aşağıya doğru kapı açık. O holün başındayım abi. Şey var, ışık hafif vuruyor böyle ay ışığının şeyi. O holün oraya doğru, mutfak tarafından doğru. Abi bir şey yuvarlanıyor ama ne yuvarlandığını göremiyorum. Parıldadı abi içindeki o simli renkli şey parça. Misketin. Aşağıdan yukarıya doğru abi misket bana çıkıyor. Aşağıya kaymıyor. Misket yukarıya doğru çıkıyor abi. Allah'ım koru yarabbim ya. Şu abi an. Bak hala tüylerim şu an diken diken oluyor. Yemin ediyorum. Allah'ım sana geliyorum dedim. Başladım dua etmeye abi. Yorganı tamamen çektim. Biri geldi. Yatağın yaylı olduğu için yatağın dibine ayağımla basıyor beni zıplatıyor abi. Ama kimse yok abi. Yani ayak sesi geliyor. Kimse yok. Biri yürüyor koşuyor. Ama kimse yok. Kafayı yiyeceğim. Öleceğim Allah'ım diyorum. Kalbim duracak. Allah'ım ne olursun bir şey olsun. Bütün mahalle kalksın diye dua ettim. Çok net hatırlıyorum. Bütün mahalle kalksın. Annemler değil sadece bütün mahalle kalksın diye. Yaklaşık bir yarım saat belki bir saat bilmiyorum. Süreyi de hatırlamıyorum şu an. Ama sırf bu dua ettiğimi hatırlıyorum. Bütün mahalle kalksın. Sonra abi bir zaman sonra ben deprem diye bağırıp kalktım. Ve o ara deprem oldu abi. O zaman bütün mahalle aşağı indi. Annemler falan da kalktı. Sonra hadi yatalım falan diye babam biraz böyle şey soğukkanlı bir adamdır. Yatalım bir şey olmaz hani şey değil ufak bir deprendi falan gibi şey yapıyor. Baktım ben uyuyamayacağım dedim ki ben uyumadan ne olur uyumayın. Ben böyle böyle bir şey yaşadım bu evde bir şeyler oluyor. Birileri vardı dedim bunları duydum bunları gördüm böyle oldu. Ondan sonra tamam dedi sen uyuyana kadar biz uyumayacağız. Hatta birkaç gece de böyle geçtiğini hatırlıyorum. Ondan sonra da zaten abi birkaç böyle gene dediğin gibi işte... Gardırop açılması, kapanması, ufak tefek böyle şeyler gene yaşandı. Gölgeler görmemiz falan oldu. Bir sene kadar sürmedi yani o evden taşındık. Daha sonra zaten o evde kimsenin oturmadığını biliyorum ve yıkıldı yerine bir site yapıldı diye en son gördüm. Yani o evde o herhalde ondan sebep kimse oturamadı diye düşünüyorum yani abi. Abi geçmiş olsun ne diyeyim ev sadece il olarak neredeydi meraktan soruyorum il olarak. İl olarak İstanbul'daydı abi. İstanbul'daydı ev il olarak evet, İstanbul'daydı. Evet. Anladım. Sonra yıkıldı. Şimdi sen burada anlatırken mesela biz Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden dinleniyoruz. Bahçesinde incir ağacı olan dinleyicilerimiz yazmışlar. yani hikaye enteresan, değişik bir hikaye. Bizim kapının önünde de var incir ağacı. Devamlı onunla göz göze bakıyorum. Rüzgardan şu anda yaprakları kıpırdadı ve hakikaten aklım gitti yazmış efendim. Korkmam diye dinledim ama beyefendi aklımı aldı demiş efendim. Sonra... Abi. Ben tekrar hatırlayınca bile tüylerim diken diken oldu yani normal. Başka birisi daha yazmış. Normalde bunlara inanmıyorum fakat geceleri benim de yan duvardan tırnak sürtme sesi geliyor. Net bir şekilde duyuyorum ve yan duvarım boş. Evimiz müstakil. Şimdi beyefendi söyleyince dikkatimi çekti. O tırnak sürtme sesi duvara mıydı demiş. Yok duvara değil herhalde değil mi? Seccadenin altına abi. Seccadenin altındaki o tersten dokuma şeyinin oraya serçesini sürtün. Bir herkes sürsün o zaman dinleyenler. Benim ne demek istediğimi ne kadar ses çıktığını anlarlar abi. Anladım. Yani ne kadar iç gıcıklayıcı ve korkutucu bir şey oluyor. Anladım. Geçmiş olsun yaşamayın abicim inşallah bir daha. Çok i̇nşallah inşallah. Teşekkür abi. Ederim hikayenizi bizimle paylaşmış olduğunuz için. Rica ederim abi rica ederim. Ben seninle konuştuğum için çok mutlu oldum. Sağ olun abi sağ olun var olun. Çok teşekkürler iyi geceler diliyorum. Çok teşekkür ederim sağ ol abi. İyi görüşmek üzere diliyorum. Sağ olun efendim. Adem. Nedir sıradaki hikaye? Sıradaki hikaye ismini vermek istemeyen bir dinleyicimizin hikayesi. İsmini ver. Sadece Bö programında bunu yapabiliyorum sevgili dinleyenler. Normalde mesleki prensibim yani bizi aradığın zaman çok isminin verilmesini istemiyorsan başka bir isim söyleyebilirsin. Mesela adın Serdar'dır Ahmet diyebilir. Biz zaten bunu bilemeyiz. Ama sadece Bö programında bu ayrıcalığı sağlıyoruz. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz. Zaten sonuçta şimdi internette de veriyoruz yani biz bu yayını. Daha sonrasında da büyük kitleler tarafından dinleniyor. Bu sebeple Bö programında bu uygundur. Sorun yok. Daha önce de bağlandı. İsmini vermek istemeyen dinleyicilerimiz bundan sonra da bağlanabilirler. Nedir hikayesinin adı? Hikayesinin adı Define olayı yine ama onda da enteresan olaylar yaşamış. Buyursunlar. Değişik sesler duymuş. Hadi bakalım bağla bekliyoruz. İkinci hikaye bu bloktaki...
Ben de deminki dinleyici gibi korkmam diye dinledim ama abi aklımı aldı demiş efendim. Vallahi bende de o işte o tırnak sürtme var ya hele bir de. Evet geldi galiba değil mi dinleyicimiz? Bakayım. Alo merhaba. Merhaba Serdar. Merhaba. Abi ben sevgili dinleyicimiz değilim abi, bir isim seçin ben size öyle hitap edeyim isterseniz. Şöyle söyleyeyim, gerçek ismini söyleyeyim. Yani hiç, ben, hiç önemi yok bunun. Yok vereyim fark etmez. İsa. İsa abicim iyi geceler diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Hikayenizi paylaşmaya değer bulduğunuz için en başta bize anlatmayı istediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Merakla bekliyoruz şimdi hikayenizi. Sizinki bir define hikayesi galiba, doğru mu acaba? Evet doğru. Bizzat başınızdan geçti. Evet birebir yaşadığım bir olay. Kendi arazimizin içinde, yani kendi tarlamda olan bir olay. Evet. Nerede il olarak? Sadece il olarak. Manisa ilçesi. İlçenin ismini vermeyeyim. İlçesinde tamam. Oluyor. Manisa'nın ilçesinde. Tamam abicim. Buyursun. Köyde geçiyor bu olay. Evet. Merakla dinliyorum abi. Buyursunlar. Ben işte arkadaş çevremiz var. Hazine işi, bu defini işleri malum uğraşanlar oluyor. Şimdi ilçede duruyoruz. Nüfus olarak da 30 bin veya 50 bin arasında bir nüfusa sahip. Köyde arazimiz var. İlçeden 10 veya 15 kilometre. Arkadaşlar duymuş işte bizim o tarlada yerleşim yeriymiş eskiden. 30 dönüme yakın bir tarla. Gidelim bir bakalım dediler. Ben de arkadaşları daha önceden esnaf olduğum için tanıyorum. Geldiler bana söylediler. Gidelim birlikte, tarla sahibi sensin. Tamam gidelim dedim. Gittik 5 arkadaş. İkisi kardeş. Diğer ikisi arkadaş. Yani gittik. Şimdi başladılar bunlar, baktılar. Burası dediler, kazmaya başladılar. Daha önceden biliyorlar mı abi bu işleri? Şöyle söyleyeyim, onlar devamlı uğraşıyorlar bu işlerle. Bizim o tarlanın da daha önce kazan diğer definecilerden duymuşlar. İşte oradan şunu çıkardık, bunu bulduk falan gibicesine. Onlar da merak ediyorlar. Gidelim işte tarla sahibi olarak, sen de başında ol hesabı. Ben de ilk kez hayatımda öyle bir şey rast geliyorum. Gittik, baktılar, makineyle baktılar, ellerinde çubuklar var, kazmaya başladılar. Bir gün kazdık, ertesi gün tekrar gittik. Ertesi gün işte bir kayrak vardı, 1,5-2 metre derinliğinde. O kayrağa geldiğinde bizim arkadaş çapayı kaldırıyor. Bizi götüren, bu işleri iyi bilen arkadaş da uyudu bu ara. Yani uyku bastı onu, uyudu. Kazan arkadaş çapayı kaldırıyor, şimdi yere vuruyor, toprağa vuruyor. Topraktan kaldırıyor yukarı, aşağıdan bir çapa sesi daha geliyor. Ben diyorum bir dakika bekle, vurma diyorum. Bekliyor, o çapa sesi aşağıdan yine devam ediyor. Yani sanki yani o kayrağın altında birileri var da orada tekrar kazı yapıyor. Yani öyle bir sesler geliyor. Yani onlar size doğru kazıyor, yukarıya doğru, siz aşağıdan aynen kazıyormuşsunuz. Yani sanki. Yani gerçekten öyle. Yani sanki kayrağın öbür tarafında bir olay daha var. Sanki orada da bir kazı yapıyorlarmış gibi. Şimdi yani arkadaş kazmaya vursa da ses gelse, yankı yapsa tamam kabul edeceğim. Biz arkadaş vurma diyoruz. Bekliyor misal 2-3 dakika. Aşağıdan çapa sesleri tekrar geliyor. Sonra dedik bunda bir şey var. Arkadaşı uyandıralım dedi biri. O işi bilen arkadaşı. Arkadaşı zorla uyandırdık. Adı da İsmail'di. Allah rahmet eylesin. O olaydan 5 veya 10 sene sonra Serdar intihar etti. Allah yani rahmet eylesin. Bu işlerle çok uğraşıyordu. Yani onu uyandırdık. Dedi ki böyle böyle olaylar oluyor dedik. Ne yapalım dedik. Ha bu ara onu uyandırmadan önce tekrar bir olay daha yaşadık biz. Onu uyandırmadan önce, o kararı almadan önce deprem oluyor gibi. Toprak ayağımızın altında sırsılıyor. O kazma sesleri kesildikten sonra deprem oluyormuş gibi ayağının altında toprak resmen titriyor böyle Serdar. Ben dedim ya. Abi o mu hissediyor bunu, siz mi görüyorsunuz? Ben hepimiz yani bak, o kazmaya çalışan arkadaş olsun, diğer uyuyan haricinde 4 kişi bunu hissediyoruz. Ya deprem mi oluyor diye biri dua etmeye başladı, bizim arkadaşın biri. Deprem oluyor galiba dedi. Yok deprem değil falan diyoruz. Böyle ayağımızın altında toprak resmen sallanıyor yani, tamam mı? Hafif şiddetli bir deprem oluyor gibi. Sonra biri
Dedi İsmail'i bir uyandıralım. İsmail'i uyandırdık. Olayları anlattık. Dedi her şeyi toparlan. Buraya böyle bırakın. Dedi köyde tanıdığın bir traktörcü varsa ara. Yarın gelsinler buraya kapatsınlar sürgüyle işte gelsinler. Bu toprağı tekrar buraya doldursunlar dedi. Neden dedim ben? Hani niye devam etmiyorsunuz o kayrağı kaldırıp hazine var diyorsunuz. Niye almıyoruz hesabı? Aklıma benim şey geldi. Acaba dedim bilinç mi yapıyorlar? Dedi burası sahipliği dedi. Biz burayı açarsak dedi başımıza olmadık işler gelir. Biz buradan çekelim gidelim dedi. Tamam dedim ben de. Çektik gittik. Sonra ben ertesi gün Haloğlu'mu aradım. Oraya doldurmuş. Yani bir gün sonrası o kazma yapan arkadaş o gün gece değil zaten sabaha karşı eve gittik. Ertesi gün gece benim arkadaşım o kardeş olanların büyüğü abisi. Gece rüyasında aynı odada yatıyorlar. Bağırarak bağırmış ama yataktan kalkamazmış. Annesi kardeşi o anda geliyorlar ışığı yakıyorlar. Kalkıyorlar onun sesini. Kardeşi söylüyor yatağının içine diyor bir kova su dökmüş gibi bizim oğlan terlemiş diyor. Sucuk ter içinde diyor bir 10-15 dakika kendine gelemedi dedi Sardar. Sonra su vermişler. Dualar okumuşlar. Kendine geldiğinde abisi anlatmış kardeşine. Demiş ki rüyama bir tane beyaz sakallı, üstü bembeyaz, uzun boylu, çok uzun boylu bir şeklinde biri geldi. Bana dedi ki bir daha kazdığınız o yere gelmeyin. Dün ben sizi uyardım. Uyarılarımı dikkate alın bir daha gelirseniz size o kazdığınız yere hepinize dıkarım ya da hepinizi kafeye kırdırır deli şeklinde dağlarda gezdiririm demiş. Bir daha oraya çapa ve kazmaya çalışmam demiş. Uyarmış yani. Sizi yani. Uyarmış evet. Bunu ben inanmadım. Birebir abisinden bir hafta sonra karşılaştığımızda abisinden dinledim. Aynı şekilde anlattı. Acaba kardeşi yalan mı söylüyor diye dedim. Ve böyle bir olay geçti ve yıllar sonra da o İsmail dedim yani o işi bilen arkadaşımız kendini Bağdamı gibi bir yer vardı onların ilçeden biraz dışarıda. Yani o olaydan 5-6 sene sonra veya 8-10 sene sonra kendini intihar etti. Yani bilmiyorum Ömer hocamı sormuşsunuz bilmiyorum ama işte bu işlerle sonradan ben şununla da 5-10 sene önce diyorsun. Peki bu 5-10 sene içerisinde sonra hayır. Ha, olaydan sonra. Bizim yaşadığımız olaydan 5-10 sene sonra. Ben ondan sonra bağlantısı zaten var mıdır sence o olayla? Bence vardı. Çünkü şöyle söyleyeyim ben ondan sonra çok olaylar ben bir daha gitmemeyi yemin ettim Serdar. Çünkü birebir kendim yaşadım ya olayı. Bana herhangi bir musallat herhangi bir şey olmadı ama yani insan bazı gerçekleri kendi birebir yaşadığı için anlatılsa farklı düşünür ama yaşadığım için bir de o arkadaşım intiharından sonra şunu yani karar getirdim. Çünkü burada tüm Türkiye'de bu işlerle uğraşan insanlar olduğunu bildiğim için diğer defineci arkadaşlarla konuştuğum için çok öyle musallat olan, çok hocalara giden, çok böyle yani tedirgin, çok böyle ne diyeyim intiharlar ondan sonra kafayı kıranlar, kendi kendine konuşanlar. Yolda mesela benim burada tanıdığım bir arkadaşım var. Kendi kendine yolda giderken konuşup gidiyor. Ama soruyorsun oğlum sen niye böyle yapıyorsun diyor. Yok diyor size öyle geliyor diyor. Yani böyle olaylar var. Yani demek istediğim bu defin işlerinde musallat olma olayları oluyor. Ve sonu da hani Ömer hocam sorsanız sevinirim. Benim o arkadaşım intihar etti. Hala merak ediyorum neden intihar etti. Bir sebep bir bahanesi yok. Sağlıklıydı. Normaldi de. Ve intihar ettiği gün gündüz görenler de var. Herhangi bir sorun da yoktu yıllardı. Akşamını intihar etti yani. Anladım. Yani başımızdan böyle bir olay geçti. Yani ben defin olaylarında cinlerin ve sahipli olma gibi yerlerin insanlara musallat olma gibi şeyler var mı? Ömer hocamız sorursanız. Ya o zaten söylenen şeyler abi işte bu tılsımlı evet. Gömüler işte hazineler defineler eşyalar filan gibi bazı şeyler var. Bizim bildiğimiz ya yani var derken benim bildiğim bir şey yok ben de anlatılanı evet. Söylüyorum ama o sosyi soracağım Ömer abi bağlandığı zaman. Bir daha Allah yaşatmasın inşallah işinde olmasın i̇nşallah. Abi gitme böyle şeylere bilgin olsun bence. Ya ben zaten gitmiyorum yani o olayı yaşadım ilk kez yaşadım bir kez yaşadım ondan sonra da bir daha gitmedim gitmeye de düşünmüyorum.
Gidenlere de tavsiye etmiyorum. Anladım abicim benim. Peki geçmiş olsun. Arkadaşınıza da rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin inşallah. Oldu, hayırlı akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler hikayenizi paylaştığınız için. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. Var olun. Ben bu özellikle son iki hikayeden sonra bir garibim ya. Adem kaç hikaye kaldı? İki tane hikayemiz daha var. Kısa bir ara verelim, o iki hikayeyi de dinleyelim. Ne o iki hikaye? Hemen söylüyorum. Evet. Birisinde musallat olayı var. Musallat. Tabii hikayeyi yaşayan kişi karşı tarafla konuştuğunu söylüyor. Evet. Diğer hikayesi de, ya diğer hikayede musallat olayı. İkisi de musallat olayı. İki tane musallat hikayemiz var. Doğrudur şimdi. Evet. Tamam. Değerli dinleyenlerim, vaktimiz yok. Adem tek şarkı verelim mi arayı? Tamamdır, tek şarkı olabilir. Tamam, tek bir şarkı ara vereceğiz. Ondan sonra iki hikayeye tekrar bağlanıyoruz. Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp. Bö devam ediyor. Evet, Adem bağlıyor galiba, değil mi? Bekliyoruz. Peki bakalım. Aynısı diyeceksiniz ama ben de korkmam diye dinledim, ben de ürktüm. Bir de uzun yoldayım, yalnız başıma dağlık ormanlık yerlerde gidiyorum. Bazen radyo da çekmiyor. Ürktüm yazmış birisi efendim. Ürktüm. Bakayım şöyle, iki tane musallat hikayemiz kaldı sevgili dinleyenlerim. Alo, merhaba. Alo, merhaba. Merhaba efendim, nasılsınız? İyiyim, sizi sormalı. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bir kere daha en başta teşekkür edeyim. Hikayenizi bizimle paylaşmaya değer bulduğunuz için efendim. Rica ederim. Yani ben vazgeçmek üzereydim açıkçası. Niye abi, anlatılınca birazcık tekrar etkilendin herhalde diğerlerini dinleyince. Aynen. Çalışıyordum iş ortamında bir de. Karanlık zaten, gece vardiyasındayız. Evet. Yani anlatacak mısınız? Anlatacağım. O zaman peki, bir musallat hikayesi size mi oldu yoksa musallat olan kişiyi bizzat bana şahit ettiniz mi? Ben ve anneme. Siz ve kime efendim? Anneme. Annenize. Buyursunlar, dinliyoruz. Evet. Buyursunlar, dinliyoruz. Bundan yaklaşık 3 sene önce biz annemle birlikte yaşıyorduk. Ardından işte ben o zamanlar camiye falan gidiyordum. Hafta sonları hocaya yardım ediyordum. Alo. Buradayız efendim. Ben hikaye bölünmesin, tamam, diye. Evet. Anladım. Ardından işte hafta sonları camiye falan gidiyordum, işte çocuklara Kur'an kursuna yardım falan ediyordum. Bu Ramazan ayı yaklaşıyordu. Bizim arkadaşlar aradı mahallede. Akşama doğru böyle. Biz annemle dolaşıyorduk. İşte bizim evde bu perdelerin falan hareket ettiğini, kapının açıldığını görmüşler. Balkon kapısının. Evet. Bunun üzerine işte beni aradılar, sizin evde biri var dediler. Çünkü mahalleye yeni taşındık. Biliyorlar annemle ikimizin yaşadığını. Hı hı. Biz apar topar bastık gittik eve. Evde bir takım eşyaların olmadığını fark ettik biz. Ama kapılarda falan hep demirli. Yani girilecek gibi değil. Yani anahtarın hırsızlık olayı değil gibi sanki. Evet, hırsızlık olayı diye biz gittik. Ardından her taraf kilitli. Demir kapı falan var. Göbeği de ben yeni değiştirdim. Ardından sadece bir miktar altının kaybolduğunu fark ettik biz. Polis falan çağırdık. Hiçbir şey bulamadılar. Parmak izi, ayak izi falan. Ardından birkaç gün sonra ben yatıyorum işte. Akşamları ben dua ederek yatıyorum. Hı hı. Böyle değişik bir karartı geldi gözümün önüne. İşte bu bana değişik değişik konuşuyor, anlamadım ilk başta. Nasıl? Telaffuzlarını anlamadım. Türkçe mi konuşuyor yani, şey, yabancı dil mi konuşuyor? Yok, bir şey vardı ya, değişik bir dil konuşuyor. Şu an aklıma gelmiyor da. Ardından onlara inanmamı, onlarla birlikte olmamı istediler benden. Ben olmaz falan dedim. Dua etmeye başladığım sıra böyle beni, İçime bir daralma, bunalma geldi. O ara beni annemle tehdit etti. İşte eğer bizimle birlikte olmazsan, bizi seçmezsen işte annenin dilini bağlarız. Şöyle böyle, ben inanmadım. Duamı ettim, yattım. Tam böyle içim geçecek. Annemin odasından bir bağırma sesleri duydum. Gittim annemin yanına. Annem böyle yatağın içinde titriyor, terlemiş, saçı başı dağılmış. Dua okudum, okudum, okudum. Yüzünü üfleyerek uyandırdım.
Ardından annem böyle bir karartının ona çökmeye çalıştığını söyledi. Biz sabaha kadar oturduk. Sabah işte kalktık, hocaya falan gittik. Bu dua etmesi için, yani dua yazması için. Bu arada az önce çok özür dilerim. Az önce hani bir dilde konuşuyor dediniz ya, o dil İbranice olabilir mi? Ha evet evet, İbranice. İbranice. Ardından birkaç gün rahatladık. Ama bizim tabii hala içimizde bir kuşku var. Acaba bize büyü falan mı yaptılar diye. Ardından bu sefer de bana gelmeye başladı. Sürekli ben dua okuyacağım zaman işte aklımdan geçenleri tersine çevirmeye çalıştı. İşte dua okuyorum, aklımdan geçirme, şöyle böyle. Biz huylandık bu evden. Hiç açıkçası. Gördün mü bunu? Şimdi sesini duydum. Ya, konuşmaya çalıştı. Hiç görüyorum. Görüyorum karşımda. Nasıl yani bir şey? Böyle, bir anlatsana bize, tarif etsene bize. Nasıl diyeyim abicim, böyle her geldiğinde farklı tiplerde geliyor. İnsan tipi değil, hayvan da değil. Böyle karartı gibi, fakat gözleri var. Gözlerini görebiliyorum. Bir küçük halde geliyor, cüce gibi aynı. Bir büyük halde geliyor. O evde, o oturmuş olduğumuz evde en son büyük halde geldi. Ben dedim ki anneme, anne dedim böyle olmaz dedim, evi değiştirelim. Zaten yeni taşınmışız. Ardından başka bir eve taşındık. Ramazan ayı girdi. İşte Ramazan'da herkes oturuyor sahura kadar. Evet. O ara ben işte çalışıyorum. İşten geldim, yattım. O ara bizim ev, tuttuğumuz ev ikinci kattaydı. Arkadaşlar çağırdı beni aşağıdan. İşte Sergen hadi gel, balık tutmaya gidiyoruz. Hava çok güzel dediler. O ara ben dışarıya bir çıktım. Üç tane aynı boyutta. Bir tanesi kız, iki tanesi erkek. Yani belli oluyor. Yani şekilleri. Şekilleri belli oluyor. Şekilleri belli oluyor. Dışarıda cinsiyeti belli oluyor. Şekilleri evet, cinsiyeti belli oluyor. Kızın cinsiyeti saçlarından dolayı belli oluyor. Saçlardan dolayı uzun diye. Evet, saçlar kısa. Yani siyah, böyle omuzlarından biraz daha aşağıda. Zaten vücutları da siyah bir şekilde. Evet. Fakat gözleri falan görüküyor, elleri. Ardından ben geliyorum, bir dakika bekleyin dedim. Tam yatağım... Çok özür diliyorum, çok kusura bakma, pardon. Şimdi arkadaşım çağırdı dedin, sonra mı bunlara dönüştüler? İşte bunlar ben arkadaşım olarak gördüm. He, arkadaşın olarak gördüm. Arkadaşım olarak gördüm. Evet. Ardından ben yatağın altından oltalarımı aldım, olta takımlarımı, tam balkondan atlarken annem arkamdan sarılıp beni çekti, vurmuş bana, ben uyandım. Ne yapıyorsun sen dedi. Dedim balık tutmaya gidiyorum anne. Ne balığı dedi. Şu saatte dedi balkondan atlayarak balığa mı gidilir dedi. Ardından bu böyle olmayacak dedik. Tekrar gittik. Ertesi gün. Çünkü baş ağrılarım çoğaldı. Başım ağrımaya başlamıştı. Ardından hoca bana dedi ki ne işte bu duaları oku. Duşunu al yat. Tamam hocam dedim. Dediklerini yaptım. Aradan biraz daha süre geçti, vakit geçti. Bu sefer de benim odama kız davul çalıyor. Diğer erkekler de zurna çalarak geldiler, davulla zurnayla. Bunları bir tek sen mi duyuyorsun? Bunları yeni eve geçtiğimizde bu üçünü ben görüyorum. Ben duyuyorum sadece. Evet, eski evde annen de görüyordu ama. Eski evde büyük onların babasıymış. Onu annem gördü. Annemi ben gördüm. Bu yeni eve taşındığımızda babaları gitti. Sadece bu üçü geldi. Evet. Ardından davul zurna olayı. Düğüne mi? Düğün, evet, düğün davaları mı? Düğün. Evet. Ardından amaçsızca kalktım, halaya çekmeye başladım. Bayağı bir tepinmişim herhalde. Annem gene uyandırdı beni başımı okşayarak. Ya dedik bu böyle olmayacak, bu bir gidiyoruz sürekli kaçıyoruz yani bunlardan. En son tekrar bir hocaya daha gittik. Sağ olsun hoca iyi niyetliymiş, yani para falan almadı. Bana dedi ki ne bu duayı düşüne tak kıyafetini, sakın çıkartma dedi. Böyle bir şey olduğunda da dedi bu duaları et, duşunu al yat. Tamam hocam dedim. Aradan bayağı bir zaman geçti, sakinleşti ortalık işte. Gelen giden yok, ses yok. Hayatımız yani rutinine döndü. Ardından ben askere gittim, askerliğim geldi.
Bu asker de benim kamuflajımda takılıydı bu dua. Evet. Ben yıkatmaya verdiğimde dua kayboluyor ortadan. Ben çamaşırhaneye gittim, aradım, bulamadım. Hadi dedim ben ne yapacağım falan filan. Annemle konuştum, o da dedi bir şey olmaz dedi. Dua et, Allah'ın izniyle bir şey olmaz dedi. İyi dedim. Gene çok geçmedi. O haftanın cuma günü. Cuma günü gece. Gene dua ediyorum, uyuyacağım. Bu sefer babaları geldi. O uzun boylu dediğim. Evet. İlk gelen, ilk musallat olan bize. Ardından ben dua ediyorum. Beni sallıyor böyle. İşte küfür değil de nasıl diyeyim, hakarette bulunuyor. Şey mi bu, bunu şu an Türkçe mi konuşuyor yani? Evet. Türkçe. Yani böyle yara anlaşılır şekilde. Hı hı. Ben işte dua ediyorum, Allah'ım işte sen benim aklıma mukayyet ol falan. Bu sürekli hakaretler ediyor, işte aklından çıkart onu, işte sen ondan değilsin, işte sen ateşten geldin, topraktan doğdun falan. O ara bayağı bir terlemişim yatağın içinde, arkadaşlar uyandırdı beni. Dua, yani böyle bağıra bağıra dua okumaya başlamışım en son. Arkadaşlar korkmuşlar ne oluyor diye. Ardından ben komutanlarıma söyledim durumu, dedim komutanım böyle böyle. Ben dedim sıkıntılarım var, gitmem gerekiyor. Bir daha far tofar geldim abi. Geri tekrar o aynı hocayı bulduk, gittik annemle. Gene tekrar bize bir dua yazdı verdi. Dedi bir sizde dedi çok büyük bir dedi nazar gibi dedi büyü gibi bir şey var dedi. Bunu dedi bir adak adayın, adağınızı kesin dağıtın dedi. Allah'ın izniyle bir şeyiniz kalmayacak dedi. İşte gittik abi, adağımızı kestik. Dağıttık, yemek yaptırdık. Yani böyle atlattık vadireyi de ara ara böyle bir şu oluyor, hala böyle bir içim ürperiyor, nasıl diyeyim. Dua yanında mı hep dua artık? Dua evet yanımda. Onu yanımda çok... Fakat işte ya bilmiyorum, bazen nefsime mi yeniliyorum, ne yapıyorum? Benle sanki böyle bir iletişime geçme halinde bulunuyorlar. Hala şu anda günümüzde mesela. Evet. Nasıl, bana bir anlat bakayım, merak ettim. Ya abi çalışıyorum. Kafamı birden döndürüyorum, sanki onları görmüş gibi oluyorum öyle. Kafamı taşıyamıyorum. Böyle kafam vücuduma ağır geliyor. Hani mesela nasıl diyeyim size. Kafa böyle sallanıyor ya. Evet. Böyle bir krize falan girermiş gibi, astım krizine nöbet geçirirmiş gibi. Hı. Kafam öyle sallanıyor böyle, vücuduma ağır geliyor. Böyle değişik şeyler oluyor abi ya. Abi çok özür dilerim. Birazcık şöyle geriye doğru gideceğim. Bu hani davulla zurna ile gelmişler. Düğün, hı hı. Düğün olayı nasıl düğün olduğunu anladım mesela. Ne oldu orada? Abi evlendirmeye çalışıyorlarmış beni. O kız olanla. Kızla. Kız olanla. Kim çözdü evet. Bunu? Hoca söyledi bunu. Hoca söyledi evlendirme şeyi. Aynen. Vaktinde dedi gelmişsiniz dedi. Yoksa dedi seni dedi kaybedebilirdik dedi. Şey abi bu gene bayağı oldu. Bu kız geldi, tek geldi. Geldi benim yatağımı çekti. Saçımı okşadı. Ne yapıyorsun sen dedim. Dedim siz 3 kişiydiniz. Onlar nerede dedim diğerleri. Onlar dedi yok artık dedi. Ben varım dedi sadece dedi. Nasıl dedim ya, nasıl varsın? O da gerisini dedi şey yapma dedi, yani nasıl diyeyim düşünme artık onlar dedi, hiçbiri dedi gelemezler dedi. Öyle deyince ben yani bir değişik oldum, tam böyle uyumakla uyumamak arasındaydım. Böyle elinde ayağında falan böyle bir kına lekesi, iz gibi falan bir şey gördün mü hiç? Nasıl abi? Elinde, kolunda, ayağında falan böyle bir kına lekesi, iz gibi falan bir şey gördün mü hiç? Düşümde böyle morluk gibi bir şey vardı. Morluk değil, böyle kına izi, kına lekesi. Ha yok. Yok abi. Yani çocukken yakıyordum kınayı. Zaten aklım yetince yakmamayı bırakmıştım. Anladım. Abi herhal... Yok buyurun bir şey diyordunuz. Ben herhalde bunların yani nasıl diyeyim... Bunların ateşine ben herhalde çomak sokmuşum. Bunlar o yüzden bana... Nasıl ama peki yani, onu da söylediler mi? Sen şöyle ya, şöyle bir söylemediler. Şey yapmışsın. Bana hocanın dedikleri... Hoca bana her şeyi anlattı. Ya ben diyorum ya abi, camiye gidiyordum,
Kur'an kurslarında çocuklara yardım ediyordum. Yani Kur'an'ı hatmetmek üzereydim ben bu sıralar. Yani dinime çok bağlı bütün biriydim, bir bireydim. Şimdi? Şimdi birazcık şey oldu. Ara verdim demeyelim de. Ha, duamı falan ediyorum ama namaz kılmıyorum yani. Cumalara falan gidiyorum. Anladım abicim. Peki Allah yani, bir daha yaşatmasın. Amin abicim inşallah. En son ne zaman yaşadın? Abi en son 4-5 ay önce işte bu üstümü örtmüştü kız. Kız üstünü örtmeye gelmişti tek. O günden beri de kayboldu. İnşallah başkasını bulmuşlardır. Dua varken de mi geliyordu kız? Evet abi. Bunlar abi çok değişik bir iblis mi diyeyim bilmiyorum abi ya. Hoca bile şaşırdı kaldı. Anladım. Ama o ada kestikten sonra bizim işlerimiz yoluna koyuldu. Rahatladık yani. Abi annem kurtuldu ona şükrediyorum. Anladım. İl olarak neredensiniz abi siz? Kırıkkale. Kırıkkale. Peki tamam. Çok selam ediyorum size. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bağlanmış olduğunuz için de. Allah yaşatmasın inşallah bir daha. Görüşmek üzere. Amin abi teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Çok teşekkürler abi sağ olun. Çok teşekkürler. Geldi mi Ömer abi? Evet ve işte Ömer abi hattımızın diğer ucunda. Ömer abi merhaba. Merhabalar Sedir abi. Ne hayırlı akşamlarınız olsun. Eyvallah abi. Ne yapıyorsun? Uyuyor muydun abi? Yok abi. Uyunur mu ya bu akşamı? Bu akşam uyunur mu? Anladım peki. Sanki ben sana telefon açtığımda ama yeni haberin olmuş gibi oldu. Abi biliyorsun bizim program işleyişi tamamen senin istişaremiz olduğu için. Eyvallah abi teşekkür ederim. Şimdi abi notlarım vardır yüksek ihtimalle. Buyursunlar biz senden dinleyelim o zaman. Evet sevgili arkadaşlar uzun bir aradan sonra Ömer abiyle canlı yayında konuşuyoruz. Buyur Ömer abicim dinliyorum seni. Eyvallah. Cümleten hayırlı akşamlar dilerim bütün dinleyici kardeşlerimize. İlk dinleyici kardeşimiz Mehmet Bey'den başlayalım. Evet. Bu definede taşlama olayı. Ya biz bunu bütün genel zaten programlarımızda geçmiş programlarda anlattık. Bu define işine girdiğimiz zaman riskli bir iş. Yani bunun usulleri, furuşu var. Arkadaşlar zaten ormanda 5 kişi gitmişler. İşte bu olaylarda herkese ciddi paranormal olaylar. Hani bu durumlarda bir de bir kişi desteği almadan hani kendi ahiret üstlülere güvenip de gitmişler. Ama usul hani o şekilde olmadığı için. Değil mi abi? Tabii yani bu işte usul var yani bir de kimin ne yaptığı belli değil, ne halde olduğu belli. Kurallar, kaideler var yani biz burada bir teşvik amaç değil ama yani bir işi yapıyorsan usulüne göre yapacaksın. Yapmazsan işte arkadaşları bizzat iyi dinleyen kardeşlerimiz de dinledi. Yani kuyunun içerisinde bu üç kişinin hani kayaya düşmesi, taş değmesi, hani yaralanmaları, hakeza orada işte yine bir araba kazası, trafik kazasının olması, iki tane yılanın çıkması vesaire şeyler. Hani şimdi bu işler hani o ortamda tamamen savunmasızsın. Ömer abi bir şey sorabilir miyim? Bunu unutmadan sorayım. Bu alemde böyle altın, elmas, parlak şeyleri bu cinler aleminde neden bu kadar düşkünler? Ya da düşkün mesela, değiller mi? Biz mi yanlış biliyoruz? Ya yok. Şimdi olayın şu tarafı da var. Serdar abi. Altın, gümüş ya da işte vesaire değerli eşya ya da parlak şeyden herkese meskun mahal olmayan yerlerde, ıssız olan yerlerde bu insan, bu varlıkların, bu cinli varlıkların meskun mahalleri. Hani o şeye de sahip olabilirler. Bulundukları yani orayı da mesela meskun edinebilirler. İstirahatgahıdır. O boyut farkını bilmiyorsun. Yani sen orada kazı yapıyorsun ama hani o alemde belki o adamların sen çok ehemmiyetli bir yerine kazıyorsun. Ya da işte oradaki mevcut yapılan hani mesela diyelim ki gömü var ya da define var. Oraya yapılan bir büyü olabilir. İblisler tarafından hani musallat edilebilir. Yani buradaki tamamen ihtimaller çok. Bir şeye sığdırmak mantıklı değil. Hani birçok aşaması var, birçok şeyi var. Ya bizim ilgilenmemiz değil. Hani biz o konuda mesela bana milyonları versinler gidip de herhangi bir şekilde define ya da definecilikle alakalı bir konuda bir kimseye yardım etmem. Çünkü bu iş ne olursa olsun. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Velhasıl kelam işi bilen adamlar hani gitmeye niyetlendiler. İçinde bilir kişi de var. Hani diyelim ki ekibi tam kurdun.
Bu şey gibi düşün. Az önce bir örnek verdim ama arkadaşlar dinlerken burada. Bu kavga, hani kavga olduğu zaman baktı ki yenemiyor. Destek kuvvet çok çabuk geliyor. Hani orada senin direnemediğin şey var. Hani direkt orada çağırıyor. Hani örnek veriyorum, bir kalkan kuruldu. Yani ne kadar dayanabileceksin? Hani bu işte bilir kişilerle bazen konuşurken işte belli bir süre daha dayanabilirim diyor. Çünkü bir orada bir mukavemet sağlanıyor. Hani o süre içerisinde yaptın o da çok düşük ihtimaller illa zarar görür ki Mehmet Bey'in arkadaşlarından hani işi gücü dağılan, eşinden ayrılan vesaire vesaire. Yani bu kişinin tamamen zihni, ruhi, manevi hani ne kadar darbe aldı? Hani o darbe sürecinde ne kadar farkına varabildi? Yani bunları bilemiyoruz. O yüzden dolayı da biz zaten burada birçok programı bu gibi define işlere mail etmek mantıklı değil. Yani hiç gerek yok. Biz zaten hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz bu işi yapmasınlar. Yani yapanların da sonu aha buradaki gibi ortada. Ve bu işin tedavi boyutu hani bize geldiği zaman biz hani bize gelip incelediğimiz zaman baktığımız zaman da çok nadir olumlu sonuç alıyoruz. Çünkü darbeler çok derin oluyor. Ve kişi o darbeleri aldığının farkına varmıyor. Yer etmiş oluyor. Yani illa bir izi kalır. İnşallah Mehmet Bey bir sıkıntı yaşamaz. Bir daha da böyle bir şeye tevessül etmez. İnşallah abi. Berat Açbey'e geçelim abi. Bu 15 sene önce işte üniversite vaktinde arkadaşlarla beraber. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Buna benzer birçok vaka da ya da böyle hani anlatan kardeşlerimiz de oldu, arkadaşlarımız da oldu. Yani hadi diyelim ki ruh çağırmayı merak ettin de Kur'an-ı Kerim'i kullanmak yani ve o şekilde gidip de bilmem neyin ruhunu çağırdın, bilmem ne yaptın. Yani dedik ya başına bela arıyorsan farklı atraksiyonlar denemek lazım. Bu gibi şeyler insanın hayati yani Allah muhafaza olsun aklı dengeni yitirirsin. Yarın sabah yani kendini bir nerede bulacağım belli olmaz. Yani onlardaki olay hele ki alkol var. Yani kimsenin ne yaptığı, fiiliyatı bizi ilgilendirmez, sorgulamayız, yargılamayız ama burada bir hani gayrimeşru dediğimiz hani dinen caiz olmayan, haram olan bir işlem yapılırken aklı evvelin bir tanesi getirip yok işte bunu yapacağız deyip ondan sonraki zaten olaylar belli. Yani mutfaktan gelen sesinden de telefonların böyle hani o ortadaki işte olacak hani gelen kimseler de bir şekilde kapılar açılıyor orada. Gelenler büyük ihtimalle iblisler. Allah selamet versin. Ondan sonra da zaten neler olabildiklerini bizatihi dinledik ettik de. Ucuz yani yırtmışlar. Ucuz yırtmamışlar da zaten. Yırtmamışlar abi. Yani o yırtma olayı yok. O işler, bu kişiler, bu iş yapan kişiler de hani o ilk yapan adamın yani şu anda bilmiyorum görüşmemi ki Serttaç Bey bir daha da hani üniversitenin son sınıflarında olduğu için bir daha da görüşmemiştir. Hani çok merak edilip o adamı baksın, o adamın şu anda da normal hayatının ben çok böyle normal bir insan olduğu gibi olmadığına kaniyim yani. Hani ona adımı basarım yani. Çünkü bu iş yani Kur'an'a karşı, mukaddesata karşı hürmetsizlik ya da bunu saçma sapan bir şeyde kullanmak bir insana bela musibet olarak yeter. Yani diğer şeyleri söylemiyorum bile. Hani şimdi oradaki hani sonuçta bir insanlar yanlış bir şey yaptıklarının farkındalar ve buna ne gerek var derken yok bunu yapacağım. Yani işte belanı bulursun ki Allah korusun orada diğer hiç o işte hani ilgisi alakası olmayan insanlar da çok ciddi zararlar görürler. Hani bu yüzden dolayı da bu gibi konulara da hiç tevessül etmeye gerek yok. Allah akıl fikir versin diyoruz. Yani hele ki bir de şu ruh çağırma olayı yani arkadaş. Can, hani diyorum ya şimdi nasıl bir can sıkılması ya da nasıl bir merak yani değişik işler bizim benim aklım almıyor. Diğerinden de bahsedelim abi. Çünkü onda benim soracağım şey var. Üçüncü hikaye bu şeydi değil mi? Hani evde kilitli odası vardı bir. Aynen esrarengiz evde bu abimiz. Ben esrarengizim İstanbul'da ufak yaşlarda abi, başına gelen. Sen başlamadan benim bu konuyla alakalı bir sorum var. Ruhani tabii varlıklar, cinni varlıklar herhangi bir eşyayla bağlantı kurabiliyor mu? Bu çünkü ne bileyim
filmlerde de var, ne bileyim işte, yani işte bebek mesela, bebekle bir bağlantısı var. Ayna, ne bir fotoğraf, bir şey filan, böyle buna benzer, böyle iyisi veya kötüsü o alemden herhangi bir varlık bu dünyadaki herhangi bir eşyayla bağlantılı olabiliyor mu abi? Abi bağlantıdan herkese şöyle söyleyeyim. Şimdi buradaki bütün matematik şu. Normal bizim günlük hayatımızda hiç başımıza gelmeyecek ya da normal işte matematik dışı diyelim. Hani bir şey, yani yastıktan bir ses gelmez değil mi? Ya da işte bir oyuncak bebekten ses gelmez. Beyin buna alışık bir durum değil. Ya da aynadaki tüyletin sana gidip de farklı bir böyle bir soğuk bir tebessüm yapmaz. Yani bu matematik uygun değil. Bizim zihnimizde böyle bir durum yok. Bu gibi cinli varlıklar şekil ve kimyasal olarak, yani kimyasal olarak da hakeza fizyolojik olarak bizden farklılıkları için hani bir şekilde bu gölgelerle ya da işte eşyaları hareket ettirmekle ya da eşyalardan bir şekilde ses nida etmekle, yani onları materyal olarak kullanır ya da o suyutlara bürünür. Senin tamamen normal beyninin alışa geldiği sistemden farklı bir versiyonla sana geldiği zaman işte korkuyla bütün zihnini boğar. Hani işte Allah korusun kısmı felç geçiren, dili tutulan ve kendini korkudan balkondan atan, Allah korusun Rabbim kimse nasıl işte çocuğunu düşüren, hani hanımlarımız içinden bahsediyorum, işte vesaire bunun gibi olumsuz durumları yaşayan insanlara da ki genel tebaa şudur. Adam işte gidiyor, işte korkuyor diyelim ya da bir ürperiyor, lavaboya giriyor. Bir anda işte lavaboda, örnek veriyorum, kendi suyletinin ona böyle baktığını görüyor. İşte ama farklı bir şekilde işte kafayı orada Allah muhafaza kırma mümkün. Yani o dengeyi bozar. Çünkü öyle bir şey beyin alışık değil. Ya da örnek veriyorum, bir anda kül tabağı, işte loş bir ortamda böyle tuz buz olur, patlar. Yani enerji yoğunluğuyla. Korku işte, hani insanın hani ödüm patladı dediğimiz olay var ya. Yani o evet, ani korkuyla seni manipüle etmek, gardını düşürmek. Çünkü insanda 3-4 tane savunma hattı vardır. Yani bir fiziki, işte refleks dediğimiz olay. Herhangi bir şeyi arkamızdan görmesek bile hani bir şey bize yaklaştığını hisseder. Bir böyle bir irkileriz ya da bir tepki veririz. Bu birinci savunma hattıdır. İkinci savunma hattı manevi olaraktır. Böyle bir sıkıntıyla gelir. Yerinden kalkarsın, mekan değiştirirsin. Üçüncü hattı işte bu manevi surlar dediğimiz, yani kişinin şeydir. Bunlar bir anda peyderpey kırılmaz. Kademe kademedir. İşte çok ultra bir durum yaşarsan bunların hepsi kırıldıktan sonra savunmasız kalırsın. Savunmasız kalınca işte beyin bir anda neye uğradığını şaşırır. Ani kasılır, konuşamaz, tepki veremez. İşte hani bu beyefendinin hani evindeki olan üstü yaşanlar gibi, hani çarşafın altına girdim, nefes nefese dualar ediyorsun, dilinde dönmüyor, tekrar demiyorsun. Bu gibi duruma düşer. Allah korusun. Yani bu gibi durumlarda yapılabilecek ne yapılabilir? Hemen ortam aydınlatılabilir. Pencereler açılıp güzel bir içeriye oksijen girmesi sağlanabilir. Hemen yakınımızda bir kimse varsa o kaldırılabilir. Hani konuşulabilir ama çocuk yaşta bu durum yaşandığı zaman bunlar vaki olmuyor. İşte o durumlarda çok ciddi şekilde de yaşanabiliyor. Yani o yüzden dolayı dediğim gibi bir eşyayı sahiplenmekten herkese ya da bir şeyle sabitlemek mantıklı değil. Bu genel olarak İnsanın sistematiğini bozması için o varlıkların bir şekilde o kişinin zaafını kullanırlar. Kim insan vardır işte hayvan sesinden korkar. İşte evde kedi sesi duyar, köpek sesi duyar. İşte ya da örnek veriyorum. Mesela bu beyefendi de babasının hala aynı odada yatarken balkonda, işte babası hani balkonu durum camın penceresine dikeldi, dönüyor. İşte bakıyor ki karşısında soluk duruşlu, gözleri böyle açık, hiçbir tepki vermeyen bir varlık var. O babasının şeklinde ama babası aynı şekilde yatıyor. İşte beyin bunu gördüğü anda bildiğin alt üst olur. Bu gibi o korkutulur. Allah korusun. Mekanlara işte dediğimiz gibi meskun edilebilir. Kimsenin yaşamadığı, insanların fazla gezmediği yerlerde, bu bina da olabilir, mekan da olabilir, herhangi bir bölge de olabilir. Yani bu biraz daha artık kişinin şansı ya da artık imtihanı diyelim, yani o durumda bir durum söz konusu olur. Anladım. Yani misketin yukarı doğru gitmesi, normalde fizik kuralları dedik ki yani aşağı doğru gider çekim kuvveti ama işte yukarı doğru gidiyor. Niye? Beyni manipüle etmek. Yani cinler genellikle bu şekilde, yani ifritler, cinler derken genel katmayalım, ifritler, şeytanlar, bu şekilde iblisler manipüle edip insanın hatta küçük çocuklarda, büyüklerde farklı manipüle etmeye çalışır.
Anladım. Abi diğer hikayelere de bakalım. Onlara değinmeden geçmeyelim. Kısaca bir onlara da bakalım. Vakit kalmadı çünkü saat 1.30 ettik bugün. Doğrudur abi. Evet abi. Şimdi bu bir yer sahibi abimizin de bir define olayında yine başına gelen olaylar. Yine aynı şey. O abimizin sorduğu bir soruya ben cevap vereyim. Yani işte bu intihar olayı söylemiş. Yani define olayında ses gelir oradan vurdu, orada vurdu. Bunlar zaten alışık. Yani o gibi duruma gidiyorsunuz. Herhangi bir şey bekleyeceksiniz. Yani çünkü onların ortamına gidiyorsun. Onların güçlü bir ortamda. Eğer öyle bir materyal ya da orada öyle bir gönlü varsa bu gibi durumlarda olağanüstü durumlar yaşarsın. Her türlü şekilde de bu durumları yaşadığın gibi de paranormal olayları yaşamak gayet tabii. Yani abi bu defineleri mesela oraya koyanlar mı bunları bekçi olarak oraya büyüyle tılsımla bağlıyorlar? Bekçi değil de büyü veya işte gayrimeşru şekillerle işte buna toplum adıyla işte papaz büyüsü bilmem ne büyüsü. Papazların hepsi büyü yapmaz. Hani yani işte bizim milletin. Anladım. Yani yapan var mı? Şimdi şey gibi oldu. Bu bizim replik gibi oldu yani. Büyü tamam var ama papaz arkadaşlar varken bizim yapmamız birazcık. Ya işte diyorum ya. Yani ya o bir şey o yani o çok farklı kafa. Yani yine güldürdün milletin, beni. Ya bir ne yapayım ama yani şimdi vallahi billahi ya Serdar abi gözünü yanı yediğim adam. Yani bu millet bu can sıkıntısı nedir ya? Vallahi bile ben anlayamıyorum ya. Bu işte o kadar zaman harcettik. Can sıkıntısı ha. Merak da can sıkıntısı. Yani bak şimdi oturuyorlar koca koca adamlar, esnaf, hani işi gücü ticareti var gidiyor. Yani kolaydan zengin olacak millet. Yok öyle bir şey ya. Emeksiz yemek var mı ya? Alın terinsiz. Yani abi bu peki intihar etmesine ne diyorsun? Olayla bağlantısı var mı? Abi olur abi. Zayıf bir kişiliğe sahipse ya da işte örnek veriyorum dayanamaz. Maskeye dayanamaz eder. Değil mi? Tabii canım yani bu. Yani şöyle söyleyeyim sana, bu gibi durumlarda cinli varlıklar kişiye göre muamele eder. Anlatabildim, sen çok dirayetli bir adamsın, az etkilenirsin yani titrer geçersin. Öbürünü bildiğim üzerinden hortum geçmiş gibi söküp atar yerinden yani. Ve dayanamaz bir zaman sonra korku, hani buna doktora gider, psikolojik bunalım der, hap verir, eder. Yani mesela şimdi en son vakadaki çocuğun yaşadığı gibi bunalıma giriyor. Bir de psikolojik, paranormal olaylar, yaşadığı ortam, çevre. Hani bir zaman sonra işte o denge bozulduktan sonra her şeyi mübah. Her şeyi yapar. Camdan aşağıda sarkar, balkondan atlamaya da kalkar. Rüyayı gerçek sanar da yapar. Her şey mümkün. İşte o yüzden dolayı bizim burada yapmamız gereken olay şu. Böyle bir duruma maruz kaldığın zaman işin bilen bir kimseye gidip ya bir de yine söyleyeceğiz. Yani bunda şey yok. Yani tedavi gördüğünüz kimselerde size fiili olarak yani sadece durumunuz ağırsa bu gibi manevi tedavilerde 3 günden fazla bir mukavemet almıyorsanız kesinlikle alternatif aramanız lazım. 3 gün. 3 gün. Yani bir gün içerisinde baktın hadi olmayabilir tam yapabilirsin. İkinci gün baktın olmuyor demek doz yeterli gelmiyor ya da kişi o ilme sahip değil. Yani bu işin içindeki zaten hani şeref yoksunlarını zaten hiç bahsetmiyor şarlatanları. Hani 3'ü 5 katıp 5'i 10 katıp böyle sende şu var sizde bu olmuş bilmem anam Allah Allah deyip milletin parasını rızkına el koyan nece şeref yoksunu varlıklar var. İnsan müsvetleri. Şimdi dediğim gibi bu adamlara denk gel 3 gün içerisinde baktın bir karşılık bulamıyorsun. Bilir kişiye git. Bilir kişiyi daha bir başka kimseye git. Çünkü bu iş şöyle keyfi bir durum ya. Başım ağrıyor bir hareketi attım. Ha iyileşmedi. O zaman bir uyuyayım geçsin diyebileceğim bir durum değil. Yer et der. Yani bizim Karadeniz'de bir laf vardı. Dede eşek erik yediği zaman torunun dişi kamaşır. Şimdi senin sana olan bir durum sende belki bu kadar çok etkilemiyorsa senin çocuğuna. Senin çocuğun olmuyorsa torununa ya da eşine ya da ailende herhangi bir başka geçeri tesir etme durumu var. Çünkü taşıyıcısın. Yani Covid gibi bir şey bu abi hani. Patriyatı. Yani sende yok, sende etki etmiyorsa yan tarafa etki edebilme durumu var. O yüzden dolayı sen bunu tedbirini alacaksın. Tedbir almak lazım. Yani bu konudaki durum bu. Yani o defin olayında da durum bu. Sergen kardeşe gelelim. Evet, son hikaye değil mi abi? Abi son hikaye mi ya bu ya? Dur bakayım. Evet, son hikaye Sergen Bey'di galiba. Tamam. Evet. Sergen Bey, bu abi... Alo, abi. Bu arkadaş duyuyorum ben abi duyuyorum ben sadece bir
Biz hı-hı, sessiz kaldığımda aklım gitti Ömer abi. Yok abi niye? Ben notlara bakıyorum da hani genel hepsini bir evet, şey yapayım diye. Abi musallat vakası demişiz. Doğru mu? Ha bu evet, arkadaş. Evet. Şimdi bir kardeşimiz daha var galiba abi. O iki kardeş. Ha bugün 6 hikaye var. Evet evet abi. Evet 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 6 hikaye. Şimdi bu bir kardeşimiz var. Annesiyle beraber yaşayan. Evet. Hani işte bu Kur'an kursuna çocuklara yardım edip ondan sonra birkaç durum başına gelen kardeşim. Şimdi o kardeşimize benim tavsiyem şu. Tedavisinin tam olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu durumları yani şimdiye kadar çoktan geçmesi gerekiyor. Şimdi 3 tane varlık gördüğünü yani bu cinni varlıklardan gördüğünü, bir tanesine kızın işte evlendirildiğini söylüyor, ediyor. Ya şimdi bu evlendirilme olayına ben izah etmiştim. Yani bu sadece rüya aleminde olur. Bir şekilde çocuk edinemez hiçbir insi varlıkla, yani insani varlıkla cinni varlık bir araya gelip bir çocuk meydana getiremez. Bu sadece onun olduğunu hissettirilir. Hadi diyelim ki bunu... Benim notlarımda da var abi, daha önce sen söylemiştin. Bu filmlerde gördüğümüz ya da sağda solda görmüş olduğumuz şey yok o zaman. Öyle bir şey olur mu abi? Ne olacak? İsmini ne koyacağız? İnç mi koyacağız? Ne koyacağız onun ismini yani? Tövbe tövbe. Mutant falan böyle. Tövbe. Ya yok abi, öyle bir durum söz konusu değil. Yani bunu ben ne yazık ki işte bunu işi bilmeyen şarlatanlar, tamam mı abi? Ne anlatacak sana? Seni nasıl korkutması lazım? Elde malzeme bitiyor bir zaman sonra, tamam mı? Yani atmanın da bir sınırı var. Evet. Artık yapamadıkları için de adamlar bu şeyi yapıyor. Hani bu gibi bir insanla bir cinli varlık bir araya gelip cinsel ilişkiye giremez. Cinsel ilişkiye girmeden de çocuk olmadığı için böyle bir şey mümkün değil. Yani manen de mümkün değil, madden de mümkün değil. O yüzden dolayı bizler bu konudaki böyle bir şey ifade eden hiçbir insana inanmıyorsunuz. Hatta mümkünse farklı şeyler de yapabilirsiniz. Yani bunu size söylüyorsa yalan söylüyordur yani. Size yalan söylüyorsa ne yapıyorsunuz onu yapın. Ben bizatihi açıkların delillerini söylerim. O kardeşimize Rabbim Şafi ismine muamele etsin. Amin. Yani dediğim gibi çünkü bu kardeşimizdeki durum ciddi. Yani amin, eğer tekrar ederse 3-4 ay önce dedi hani işte kız üzerine ötmüş. Hani 2 tane hocaya gitti. Niye bitmedi bu iş? Yani şimdi bitmiyor işte. Demek ki tedavi doğru değil. Yani o kafalar kapatılmamış. Adam akıllı bir kimseye gitsin, kendini tedavi ettirsin. Adam akıllı bu işte muska cevsen, muska demiyoruz biz ona. Zırh diyoruz yani cevşen Arapçasıyla. Duasını okusun, hatta ezberlesin. Üzerinde taşımasına gerek yok. Bol bol abdest gezir, ezberleyecek. Rabbim Şafi ismine muhabbetsin. Son abimize girelim. Son abimize evet buyursunlar abiciğim. Bu Ali kardeş, genç kardeş işte... Bir kız istemeye gidiyor. Kızı vermiyor. Ondan sonra bu arkadaşta sıkıntılar oluyor. Sıkıntılar meydana geliyor. Şimdi evi terk ediyor. Bütün karakter değişiyor. Bu abimiz de ona yakın olduğu için yardımlarda bulunuyor. Şimdi kendi yaşadığı durumlar. İşte biz burada yani konuyu herkes bildiği için get that, ben kısaca anlatacağım. Yani konuyu dinleyip herkesin hatırında en son hikaye olduğu için. Şimdi bu durumlara maruz kalan bir insan veya bu durumlara maruz kaldığınızı öngördüğünüz bir kimse var. Yani çok seviyorsunuz, ahbabınız, dostunuz, kardeşiniz, işte yeğeniniz o bu. Bunda gidip de münferit olarak kendiniz, ya ben bir gideyim de iki muhabbet edeyim de düzelsin. Hani olmaz. Ya bu öyle bir durumu analiz ettiğiniz anda baktınız ki paranormal bir durum söz konusu. Yani bu kimsenin gidip de normal tanıdığı kimse değil ki beyefendi de bunu kendisi ifade ediyor. Yani benim tanıdığım hali değil diyor. Öyle değilse de gidip de babalık yapmaya gerek yok. Kendi yaşadığı durumlar ortada. Yani yine burada da iyi bir danışan bulup konuyu halletmek lazım. Çünkü bak şimdi uşak bir şekilde yani o beyefendi Ali Bey dediğimiz bu kardeşimiz bir şekilde kendi yola geliyor. Ya da böyle stabil bir hale geliyor. Ondan sonraki süreçte kendisinin durumu bozuluyor. Ne oldu şimdi? Yani normalde belki o arkadaş ilk başta düzeltilseydi ya da bir yardım görseydi olay daha hafifletecekti. Şimdi beyefendi bir de kendisiyle ilgilenecek. Şu anda geçti mi geçmedi mi tam olarak
kime gitti, neye gitti onu da bilmiyoruz. Malumatımız yok. Hani kendisi orada pek fazla durumu anlatmadı. Genel olarak bu konuda söyleyeceğimiz konu, böyle bir duruma maruz kaldığınız ya da öngördüğünüz kimselerle bizatihi bu konuya vakıf olmadan yardımcı olma niyetiyle muamele edip aynı mekanda, aynı ortamda zaman geçirmek çok akıl kârı bir iş değil. Anladım hocam. Peki. Evet abi. Son hikayemizin de yorumu buydu inşallah. Anladım. Ömer abi valla bir iki aydır görüşemiyorduk seninle. Özlemişim. Ne abi ya? Valla özlemişim seni. Önümüzdeki hafta sana, yani Ankara'ya gelip sana uğrama gibi bir planım vardı ama ben önümüzdeki hafta Afyon'dayım abi. Sen gelirsen Afyon'da görüşelim artık. Abi sen iste yeter ki ya. Kenya'ya git, Kenya'ya gelebiliriz. Eyvallah abi, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok güzel. Gönlü güzel adamsın. Estağfurullah abi, o sizin güzelliğiniz, dostunuz bize kafidir abi, Allah razı olsun. Allah istikinizi göstermesin. Sağ olun abi, hepimiz amin inşallah, hepimiz için amin amin amin. Dinleyici tiki 3 kere diyoruz abi. Amin, evet abi, amin 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 diyoruz. Amin inşallah. Adem de dedi mi abi onu? Adem burada, sesini duymak ister. Adem konuşmak ister misin Ömer Hoca ile? Konuştum yayın öncesinde. Konuştun mu? Evet, Adem'e hocam. Kurşun döktüreceğiz de ben arada bir şey olmadan dökelim. Direkt Adem'in üstüne dökelim artık diyorum abi ben. Olur abi, onu bir araya geldiğimizde bir ara yapalım onu. İyi peki, tamam. Ömer Hocam sağ ol, var ol. Öpüyorum seni. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Geceniz ayrı olsun. Hayırlı yayınlarınız olsun. Sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Eyvallah abi. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun.